Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Allah Allah! Aa, dur burada dur. Hayret ya. Ya kızım, orman yolunun karşısına, o benzinin karşısına ormana girdiler, girdik yani. Ver bakayım şunu Allah yani. Allah Allah, al bak be. Aa, ya bu sefer ne diyorsun onu yaptım ama ya. Öf. Burada bir şey de yok ki. Yasemin. Şişt, Demir. Yasemin. Bilmiyor ki. Demir. Yasemin. Ay. Demir. Ha. Arabayı çalıştırın arabayı. Çıktım hareketlere bak. Çalıştır arabayı, çalıştır, çalıştır. Arabayı çalıştırın diyor. Yürü. Hadi hadi. Yürü yürü yürü. Ay. Ne oluyor? Sakin ol ne ya. Oluyor? Ne oluyor? Hiç sormayın. Çok acayip bir şeye bulaştık. Aslında ben bulaştım, yine onu bulaştırdım. Bir daha. Bir daha. Ay, ne oluyor, anlatın ya. Ya kötü adamlar bizi öldürecekler. Ne? Ya şu an konumuz hiç değil. Hiç mi değil? O yüzden hemen arabaya binip uzaklaşalım. Aha, geliyorlar işte. Geliyorlar. Ya manyak mısınız? Nasıl ya? Ya lan yürüyün. Yürüyün. Çekil. Çekil. Bunu söyle. Çekil. Çekil. Çek. Arabaya yürü. Senin manyak gelmiş. Ne var lan? Ne var? Çekil. 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 Şirin, sakin ol Yasemin, iyiyim. Nefes alamazsam ölürüm teknik olarak. Mantıklı. Ay ay, bu ne, bu ne bu? Yasemin, panikleme. İyi işte kız. Yok ya, genzime duman kaçtı ya, ondan öyle oldu. Sağ olsun ateş kurtardı beni alevlerin arasında. Ya evet ateş, sen de niye atlıyorsun alevlerin arasına? Yani canı geleceğine mola gelsin ayol. Bana mı dedi o mal diye? Yok yok, eve demiştir, eve. Değil mi Söyla? Kıvırcık, ablacığım sen nasılsın, iyi misin? Bir şey yok, bir şey. İyiyim. Ay ay ay. Ateş, bir baksana ya Şirin'e, ne olursun ya. Yasemin ne anlayacak o Allah aşkına? Bir şey olsa hastaneye gideceğim, söz tamam, sakin. Yok yok, anlar o anlar. İlk yardım eğitimi almış. Ateş bak. Boş ver abi. İyi o, iyi. Demir gelsene, şu pencereleri falan açalım da ev bir nefes alsın. Ay. Ay. Nefes al, nefes. İşi gücü bıraktın, beni mi takip ediyorsun artık? Benim bütün işim ailemi korumak. Kardeşimi, oğlumu bir takım kötü niyetlerden sakınmak. Beyefendi. Emin olun. Dükkanımı terk edin. Bu mahalledekiler neden bu kadar kaba? Alt tarafı bir kahve içip gideceksin. Hem konuşuruz, hem eski günleri yad ederiz diyordum. Abi. Emin abi. Perihan ablaların evinde yangın çıkmış. Aa, oğlum sen. Ateş. Dur. Demek bu yüzden sen bu mahalleden çıkmıyordun. Ateş bahanenmiş. Yakalandın güzel kardeşim. Farz edelim ki öyle. Bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Bal gibi ilgilendirir. Ya senin bu adamla ne işin var? Bu mahallede ne işin var? Bu yaptığının bizim için, ailemiz için neye mal olacağını düşünebiliyor musun? Umurumda bile değilsin. Bu meseleyi böyle kapatamazsın. Gerçeğin ortaya çıkmasına izin vermem. Veremem. Merhaba. Kimse yok mu? Siz? Ne kaba adamlar var. Biz selam verdik, onu bile almadı. Dumanlar kapa gitti. Al, benim. İç şunu. Ne bu? Ayran, zehre iyi gelir derler. Gelir gelir. Soğan da koklatalım. Ay yok. Sen bunu iç bakalım. Ona gerek yok Şükrü. Allah korusun, bir şey olur şimdi. Yasemin. Hı? Sen beni mi seviyorsun ha?
Kızıyorsun falan mı? Beni bir aşırı seviyorsun ha? Seviyorum tabii kızım ya, Allah Allah. Beraber büyüdük. Kardeşimsin sen benim. Benim senden başka kuzenim mi var ya? Mehtap var. Ay, şeytan görsün. kız. Sen kimi öptün de böyle alev aldı ortalık? Öyle diyordun yani. Kim? Çatıda telefonla konuşuyordun ya. Ateş dedin hani. Yok, ben mi? Yanlış duymuşsunuz. Neyi yanlış duyduk canım? Olay çıktı, kavga oldu. Ondan sonra dedin kuzenimin kocası geldi benim dedim dudağımdan öptü dedin. Hepsi buraya böyle net geldi. Ha siz onu ha o şey ya o. Evet. Şimdi şöyle o. Yanlış anlaşılmamış. Şimdi benim eski sevgilim, bu eski sevgilim. Bu Ateş, kuzenimin kocası. Yani beni eski sevgilim öptü ama bu Ateş, kuzenimin kocası. Eski sevgilim beni öpünce sonra orada bir şey... Burada Ateş benim beni kurtardı orada. Siz onu yanlış anladınız mı? Yanlış duydunuz bu sefer. Yani... Ben bir yanlış... Siz öyle duymadınız mı be? Öyle duyuldu. Ben şimdi çatı katında telefonda konuşuyordum ya. Oradan o... Şimdi bu benim. Bu rüzgar geldi. Rüzgar ben konuşurken böyle geldi. Siz buradasınız. Buradan rüzgar gelince ses aşağı herhalde bir dağıldı. Ondan karışmış orası. Söyle. Ayıp ne oluyordu ya? Hiçbir şey yok, Annem, nasıl bir şey yok? Yangın dediler, eviniz yanıyor dediler. Öyle, öyle olmadı. Hiç öyle olmadı. Annem nerede? O da böyle bir yürümeye çıktı. Bir şey yok ya. Ufak bir şey yani. Çocuklar iyi misiniz? İyi. Oğlum ne yapıyorsunuz? İnsenize oradan. Tamam dayı tamam, pencereleri falan açtık, hallettim ben yani, siz şey yapın. Belvereye vermeyin ortalığı, tamam. Tamam dayı tamam, of. Yukarıda ufak bir kaza olmuş yani, problem yok. Ben ütüyü otomatik ütü zannettim ama sıradan bir ütüymüş. Sen mi yaptın? Evet ama bilerek yapmadım. Kim ya? Şirin. Kuzenim. Kuzenim. Bilerek yapmadım ama yanlışlık da oldu. Tamam niye bilerek yapasın? Yani niye elimize kastın olsun? Değil mi yani şöyle oldum. Bu ütü. Şirin, Allah aşkına. İyisin ama değil mi? İyi canım, iyi. Yani iyi gibi. Yasemin, ateş çıktı mı kızım? Yok, ateş çıkmadı. Sadece duman. Orta gelince ben espri yapıp şey yapayım. İyiydi, iyiydi. Senin bu rahatlığın beni öldürecek. Hadi kalk gidelim biz. Hadi gel, gel. Ay benim kafamı şey yaptı da. Beni kaptırmışsın. Yasemin sen beni bir aşırı seviyorsun ha. Ay bir de iki oldu bu deliler, iyi oldu ya, iyi geldi ona. Bir şey yokmuş, çocuklar iyi gülürüz. Her şey yolunda, ateşleyin. Ya Gülsü Hanım. Ay çok şükür yani ben vallahi birden bir şey oldu diye çok korktum. Ucuz atlattık Gülsü Hanım, verilmiş sadakamız varmış. Öyle gerçekten. Buyur otur, oturun. Sağ ol Emin Bey. Ben gideyim, malum işler var, ilgilenmem, yapmam gereken şeyler var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun hepinize. Sağ olun Gülis Hanım, sağ olun. Görüşürüz. Dayı. Dur şüphim dur. Dayımın içi aktı ha. Şşt dayı. Güzel kadın değil mi? Şşt kızım ne diyorsun sen? Ayıp öyle şey denir mi? Canım. Dur bana bir su getirsene onu. Niye dayı soğan koklar? Oğlum ne soğanı ya? Dur dur. Dayımın içi yanmıştır ya. Ne oldu? Sen böyle bir... Dayı sen bir kızardın böyle. Bir şey oldu. Bıcı bıcı bıcı. Diyorsun sen öyle şeyden sus. Kızacağım ama. Tamam yok bir şey ya. Day day. Ne oluyor? Ben o zaman bunu götürüyorum. Ne yapacağız ki bunu? At yenisini alırız onun. At. Alırım ben alırım. Ben yaktım ben alacağım. Ya kızım saçmalama Allah aşkına. Sanki kaç paralık şey. İyi madem öyle bir tane de ütü çöz bize. Bir de ütü borçlusun çünkü. Sadece masayla olmaz. Hayır yetişmesek evi yakacaksın. Ev borçlu olmuş olacaksın mesela. Ama artık ha. Ay beyler abartmayın hadi. Ya alt tarafı bir ütü yaptım ya. Ama dalga geçtiniz ha. Bu erkeklerin hepsi aynı ama bak. Böyle bir tane bir nokta bulunca bir tane... ...hemen böyle köküne kadar kanırtır bunlar. Ne bakıyorsun?
Bunun sinir kat sayısı yükseliyor galiba Ateş. Ben inceden bunu alıp kaçıyorum o zaman. Sen de çok şey yapma. Hadi kaç. Aynen, hadi kolay gelsin. Bak mutlu ederim. İn aşağı mı? Tamam. Hadi. Ah. Ah. Efendim babacığım. Neredesiniz? Kimse yok burada. Aa, ben onu unuttum ya baba. Tamam, geliyorum hemen. Hadi tamam, hadi. Bekliyoruz. Geliyorum. Kafeyi unuttum ya. Müşteriler falan, Emin abi de gelmiş. Ben gidiyorum. Burası sizde. Tam ben de burası. Sen de. Sen geç Emin. Bak abi. Ben senin yönlendirebileceğin o yeni yetme kız çocuğu değilim artık. Farkındayım. Benim hayatıma müdahale etmeni istemiyorum. Yalnız o hayat sadece sana değil, bana da ait. Unuttun mu kardeşim? Aramızda bir sır var. Beni sen mecbur ettin o sırra. Öyle olması gerekiyordu. Gülriz, ben sadece senin geleceğini... Mektuplarda da senin parmağın var. O yalanlarla biz birbirimize hasret bıraktın. Ben çok mutlu bir evlilik yapabilirdim. Çocuğumu babasıyla birlikte büyütebilirdim. Bunu ben değil, siz seçtiniz. Madem o kadar güçlüydü aşkınız, neden peşinden gitmediniz? Neden birbirinize değil de bana inandınız? Çünkü aranızdaki bağ o kadar da kuvvetli değilmiş. Sen kopardın o bağı. Bizim elimizdeki en kıymetli bağı aldın elimize. Sen nasıl böyle konuşabiliyorsun tüm bunları yaptıktan sonra? Hiçbir şey unut. Her şeye bir sünger çek. Ve o adama da sakın gerçeklerden bahsetme. Bundan sonra ne yapacağıma ben karar vereceğim. Sen değil. Beni zorlarsan o herif hapse girer. Sen de hastaneye geri dönersin. Bunu yapamazsın. Bir telefonuma bakar. Bak abi. Sözüm daha bitmedi. Bir daha o herifle görüşmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Böyle bir rezalete tahammül edemem. Ayrıca benden aldığın imza yetkilerini bana iade edeceksin. İmza yetkilerini mi? Senin derdin bu mu gerçekten? Senin o paraya ihtiyacın mı var? Duydun işte. Beni istemediğim şeyler yapmaya mecbur etme. Bir dakika. Sen korkuyorsun. Sen kendine itiraf edemesen de Ateş bu gerçeği öğrendiğinde seni baba olarak görmeyeceğinden korkuyorsun. Sen bizi kaybetmekten korkuyorsun. Vay be. Asaf amcının gözlerinde o korkuyu gördüm ya ben. Varsın, yansın, yıkasın ortalık. Hiçbir şeyinden korkmuyorum seni. İşler bizim işlerimiz değil ki. Ben anlamam bu işten. Ne oldu? Kaş göz yapıyordun ben yaparım diye. İnsanları yaftalamak ne kolay değil mi hemen? Ona hemen demesek Şirin. Niye ya? Ne yaptım ki ben? Hemen kısa bir özet geçeyim istersen. Bir kere zaten benim oturacağım sandalyeye çökmenle başladı her şey. Daha sonra o dinleme yetisi olmayan erkek arkadaşınla kavganızı ayırmaya çalışırken beni öptü. Sonra da o sağır bana yumruk attı. Öptün deme. Pardon, yapıştı. Üstüne nezarethanede bir gece konakladıktan sonra buraya geldik ve tahmin et ne oldu? Evi yaktı. Bir şey diyeceğim. Şunu bir açıversene ya. Buraya erkek kuvveti lazım. Hadi. Erkek kuvveti. Gel. Tabii ya. İşinize gelince erkekler öyle böyle, işinize gelince erkek kuvveti. Bunu... Aslında bir alet edemek lan. Bir de bir şey lazım. Bunu böyle burnunu da açmak mümkün olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Açamayacaksan Demir'e sesleneyim. Bence sen sinir katsayına dayanabilecek herhangi bir erkek çağır. Ama o Demir değil. Çünkü aynı sebepten gitti adam. Acaba? Ayrıca az kalsın bizi ele veriyordun ki bu en felaket olurdu. Bu yangın var ya, onun yanında kıvılcım kalırdı, kıvılcım. Biz derken? Biz ne? Biz ne? Canımsın. Yok öyle bir şey. Ama senin sayende gerçek sanacaklardı. Mesela niye balkonda öyle bağıra çağıra konuşuyorsun ha?
Bağırmak yok. Bağırmak yok. Bak şimdi şöyle düşün. Bu benim. Burada, bu aşağıda da siz duruyorsunuz, tamam mı? Sıcak hava yukarı doğru çıkar. Hep öyledir. Isınınca yukarı doğru çıkar hava. Oradan çıkınca sesi aldı buradan hop. Aman işte anlattırıyorsun bana. Neyse ne, öyle oluverdi. Bilerek yapmadım yani. Bana bak şimdi. Bu evde Süheyla adında bir kayıt cihazı var. Hı. Tamam. Bu cihaz uyurken duyar, dinler, kaydeder ve sonra onu önümüze koyar. Hmm. O yüzden her şeyi öyle bağıra çağıra konuşmayacaksın bu evde. Tamam salla Süheyla'yı, salla da Yasemin nasıl? Yasemin duysaydı ay çok ayıp olurdu ya. Sen bile benim eniştemsin ya. Of. Kızım ben sana ne söyledim biraz önce? Sus sana. Niye tekrar edip duruyorsun? Bak Süheyla diyorum, kayıt cihazı diyorum, biz diyorum, Yasemin, ben. Yakacaksın hepimizi. Tamam mı? Sende o iş, sessiz. Burası da sende. Nasıl? Köpük köpük yapmışsın ya. Bırak! Bırak! Burası nasıl? Yasemin bir şey soracağım ben sana. Sen böyle dediğine göre kesin benim böyle sinirleneceğim bir şey soracaksın. Sor. Ne alakası var ya? Oğlum sen hikayeye böyle bodoslama giriyorsun. Şimdi girmediğine göre bir şey var. Anlat bakayım ne var? Şirin. Sen merak mı ettin Şirin'i? Saçmalama kızım, ne alakası? Niye? Güzel kız, zeki. Yakında doktor da olacak. Sen beni mi kıskandın? Niye kıskanayım ben seni? Kıskandım lan, ne var? Kıskanabilirim. Kadınım ben. Kıskanabilirim. Kıskanç bir kadınsın. Tekrar etmesene şunu. Ne kadar kalacak Şirin burada? Allah Allah, ne bileyim. Ankara'da okulu var herhalde. Gider birkaç güne. Hani Yasemin şimdi bir yandan Üzeyir amca bir yandan Şirin, bana bir inceden darlaklık geldi artık. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi kuzenim, birisi babam. Hayır, fazla geldiysek toplanıp gidelim yani. Onu mu diyorum ben Yasemin? Kız dün kafamı yardı, bugün evi yaktı. Ha, kazaydı onlar. Tamam, bu kazalar öyle devam edecekse yeniden bir hayat sigortası falan başlatayım ben. Hayır yani Üzeyir amcanın başımın üstünde yeri var, seviyoruz adamı falan filan da... Ya sevmiyor bu adam beni, niye sevmiyor senin baban beni? Beni niye sevmiyor benim baban ya? Ay abartmasın. Niye abartmıyor? Ya adam geldi, şimdi yaşlı adam, anlıyorum. Demir'i çeliğe benzetti, bana çelik diyor. Tamam, dedim ki adım Demir, olsun diyor. Ben çeliği daha çok sevdim, çelik değil ya. Ya bu ülkede bir tane çelik var. O da ateştedir, ateşte. Ay. Anneciğim. Aa, ya babacığım sen hala çay mı içiyorsun ya? Allah aşkına ya. Hah, Demir de gelmiş. Nedret, ver bakayım şu kutuyu. Ya Üzeyir amca, Allah aşkına ne gereği vardı evde? Yani vallahi mahcup olurum ben şimdi, böyle olur mu? Uzat bileğini. Ben bakalım. Ben şey yapayım. Rahat mı? Güzel mi? Güzel, güzel. Yani sanki bir tık sıkılabilir gibi sanki ama çok güzel Üzeyir amca. Ben hemen bakayım gelin, çok güzel ama, çok güzel. Babacığım bu saat. Kızım elimiz boş mu gelseydik? Bu kadarını da yapalım bari. Zaten hiçbir şey yapamadık. Ne gerek vardı ya? Kızım ateşle ebatları aynı. Onun kolunu olursa ateşin de kolunu olur diye düşündüm ben. Damada bir saat takmadı demesinler. Dedirtmeyin. Güzel oldu. Bunu da seçmekle çok iyi yapmışız. Bak.
Benim eksikler vardı. Ben onları alıp geleyim hemen. Güzel değil mi? Demir Bey'e ayıp mı oldu? Keşke ona da bir tane alsaydık. Ne münasebet canım? Damat saati bu. Bir dakika. Sen de ne? Ben de seninle geleceğim. Yukarıda tek kalamam. Bir şey olur, benden bilirler sonra. Mantıklı. Adın çıktı bir kere. Ay adın çıktı ne ya? Sevsinler. O ısrar biraz ama şansın açık olsun. Bu espriyi çok düşündün mü? Hadi. Şakacı. Ne oldu? Yok değil mi bir şey? Yok. Bir ütü, bir masa. Neyse canım, cana geleceğine mala gelsin. Bu arada ben sizden özür dilerim ya. Demin dumandan kafam gitmişti, kusura bakmayın. Demin. Siz niye böyle boş boş duruyorsunuz ya? Akşama kız isteme yok mu? Hazırlık falan olmayacak mı hiç? Kız isteme mi? Ha, Yasemin hani kız isteme vardı ya, o ertelendi. Bu akşam alındı o. Ay doğru söylüyorsun. Ay ben de kafa falan kalmadı ki ya. Of. Ben sana söylemedim ya. Bunlar kafede yapacaklardı ama evde yapın dedim ben. Çok iyi demişsin. Yok, biz hiç rahatsız etmeyelim sizi. Kafede öyle kendi aramızda hallederiz. Olur mu Ateşciğim? Kafede kız istendi nerede görülmüştür Allah aşkına? Evde olacak. Bakın zaten moralim çok bozuk. Lütfen bir de sizi düşünmeyin, tamam mı? Lütfen. Bu kadın niye hep böyle üzgün? Neyse, biz gidelim artık o zaman. Hah, o Yasuo'ya söyle, bana gelsin, beni bulsun. Bak, o salaş öyle saçma sapan çıkar. Ben onu bir kız istemek için düzgün bir hale getireyim, insana benzeteyim. Doğru. Ben bir Yasemin'le konuşayım, sonra gönderirim. Ben onu şey yaparım. Tamam, o istendi. Hadi o zaman şey yap. Hadi kolay gelsin. Hadi day, görüşürüz. Tatlı bir kız ha, sevdim. Ay şu istemede bir hallolsun da başkalarının kafası karışmasın artık. Demir dur! Ya Demir dursana! Hadi dursana! Ne Demir ya? Çelik, ben niye duruyorum burada? Benim durmalık bir mevzum var mı burada? Yok. Ya yemin ediyorum öyle saatten falan haberim yoktu benim. Ya kızım ne saati? Bana ne saatten? Saatte değilim ben ya, ne saatindeyim ben? Ben bu olayı külliyen karşıyım Yasemin, istemiyorum. Ya sanki bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum. Bilmiyormuşum gibi bir şey yok. Biliyorum. Ama bak Yasemin şöyle bir şey var yani. Nereye gidecek bu olayın sonu? Ne yapacağız biz? Ne olacak sonunda? Ya tamam saçma oldu saat falan biliyorum. Ama sen de yani bilmiyormuş gibi davranıp durma artık ya da. Ya biliyorum. Ama kendime yediremiyorum Yasemin. Ne zaman bitecek? Aa ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya asıl? Hayırdır? Şimdi isteme var ya. Dükkanda hani bir şeyler tertip edelim, hazırlayalım daha bunu. Onun detaylarını konuşuyorduk. Ben vazgeçtim ya. Sen yapma hiçbir şey. Yok canım. Açarız bir mantıcık. Olur mu öyle ikramsız? Gerek yok. Sen hiç zahmet etme kardeşim. Zaten göstermek bir şey biliyorsun. Biz hallederiz. Hallediyorsunuz oğlum. Hadi gel sen benimle. Nereye? Berbere. Gerek var mı ya? Ne güzel çocuk işte, duruyor öyle. Bir şey soracağım, siz bunu niye böyle oldu bittiye getiriyorsunuz? Ha? Niye öyle yaptınız? Evet, kısak mı? Olur mu böyle saç baş dağınık? Hani uçlarından aldırılır en azından. Ya abi gerek yok. Biz bunu yapmadık mı düğünde? Yaptık. O kadar hazırlandık, takımlar falan giydik. Gayet de güzel oldu. Ya. Tamam işte. Ya onunla bu aynı şey mi canım? Allah Allah. Hadi sen düş peşime be. Abicim ben... Oğlum biraz büyük söz dinle ya. Gel benimle. Gel. Bu niye böyle atarlanıyor? Sorunlu mu? Sorunlu. Atarlı giderli böyle bir saatini tutmuyor. Manyağın teki işte. Sen bakma ona, boş ver. Öyle, boş verelim bakalım. Süheyla. Süheyla dedi ki, Yasemin dedi şimdi öyle paçoz gibi çıkmasın isteme dedi. Gelsin ben onu bir çeki düzen vereyim dedi ki kadın haklı, sen kesin böyle çıkarsın. Hadi. Ya saçmalama kızım, ona kalsa o bana gelin başı falan yapar. Ben istemiyorum öyle şey. Ne gerek var ya? Ben istemiyorum. Ben halledeceğim onu beraber. Hayatta olmaz. Ya benim tarzım öyle, delirdin mi ya? Hayır benim bununla çıkalım ya. Kız azıcık dur ya, kıpırdama. Kıpırdamıyorum zaten Süheyla. Ay. Ne? Tamam bakayım. Yasemin. Bir bak bakayım makyajıma bak. Ha? Tamam. Bir de kıyafetim. Şimdi Ceyda'dan istedim, getirdi de sağ olsun. Bir bu vardı. Olmuş mu bu? Çok mu ağır mı kaçmış? Ne olmuş bu? Olmuş. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Ne olmuş?
Ya olmuş işte kızım, aa sen de. Ya, ya sen de Süheyl Allah aşkına. Tamam işte, bitti yani, olacağı buydu zaten. Ha yani sanki senin değil de kuzenini istiyorlar gibiler. Kızdan birazcık bak da kadınlık öğren Allah aşkına Yasucuğum. Aman istemez, kalsın hadi. Ama şimdi Süheyla'cığım senin de hakkını yemeyelim. 2 dakikada kızımızı prensese çevirdin maşallah. Çok güzel oldu. Ah değil mi ya? Vallahi elimden geliyormuş da. Ah, asıl Ayşe'nin mi olacaktı var ya? 2 dakikada üstüne yeni elbise dikmişti yani, o kadar iyiydi. Neyse artık idare edeceğim bu kadarla. Yok, olduğu yok, kadar. Güzel güzel, güzel oldu. Bakayım, bakayım kıza benzedi maşallah. Değil mi, azıcık bir şey oldu. Tabii. Aman tamam, ben memnunum halimden. Sen tutturdun elbise diye. Ha, bıraksaydım da kotla çıksaydın istemenin karşısına. Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz? Damat bey de geldi. Nasıl olmuş kızımız ha? Güzel. O kadar yani, kısa ve güzel. Bakmadım bile. Süheyla'cığım benim karım zaten çok güzel. Öyle incelemeye falan gerek yok da. Bu elbise nereden çıktı? Böyle bir şey var mıydı senin? Ay yok, Ayşe'nin dolabından aldım. Daha önce döktürmüştü, onlardan artık. Yalnız kız da marifetliymiş ama ya. Maşallah ne güzel elbise dikmiş. Baksanıza enişten karısına değil elbiseye kilitlendi. duydunuz işte kocama. Güzelim ben, her halimle güzelim. Çıkaralım artık şunu, vallahi bıktım. Ateş çık artık sen de hadi. Ya kız, Yasu, kocandan mı çekiniyorsun pes? Aa, kocamın yanında sizden çekiniyorum Süheyla. Tamam tamam ya, ben zaten öyle bir bakmaya gelmiştim. Ben hazırlanmaya gidiyorum, bir ihtiyacınız var mı? Ay ne isteyeceğiz ayol Ateş'cim yani, çiçeğini çikolatanı kap gel. Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Amin amin. İyi madem o zaman, ayna biraz kirli gibi mi ya? Artık karın temizlemiyorsa demek. Hadi. Duydun mu kız? Sana diyor. Aa ama etti be. Bir şey söyleyeceğim. Saçını topuz mu yapsam şöyle Allah tepeden? Olmayacak sanki burada ne? Sen güzel oldun. Beğendin mi? Oldu oldu. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyoruz biz ya? Elbise falan nereye gidiyor bu iş? Ya bir bilsem Yasemin. Ya görmedin mi? Emin baba kurbanını koyun gibi götürdü yanından. Allah'tan direndim de kurtardık saçı sakalı. Bir de başımıza çiçek çikolata çıktı. Sakın ha, sakın. Ne o öyle gerçek isteme gibi yapmıyorsun öyle bir şey. Yasemin'ciğim yine ufak bir detayı atlıyorsun. Bizim dışımızda herkes için zaten gerçek bir isteme bu. O yüzden artık çok geç. Doğru. Ama sen yine de yapma. Demir çok bozuluyor bu işe. Ya tamam ben anlıyorum kızım da. Şimdi ben yapmasam halam kapının önüne çelenk diker. Yetmez. Salonun ortasına çikolata şelalesi yaptırır. Yuh. Konumuz o değil. Sen bakma, ben basit şeylerle geçiştireceğim bu durumu. Ya ne oluyor ya bu hazırlıklar falan filan. Süheyla desen. Süheyla niye bu kadar uğraşıyor? Bana bak. Süheyla bizim evli olmadığımızı öğrenmiş olabilir mi? Sanmam. Nereden öğrenecek ki? E şu ayıp abiden. Bana bak şöyle oldu. Süheyla'ya bizim evli olmadığımızı söyledi. Sonra Süheyla hop Demir'le bizi çözdü. Sonra o iş olmasın diye de bizi gerçekten evlendirmeye çalışıyor. Heh, bak gördün. Vallahi şeytanın aklına gelmeyecek bir fikir. Ya 5 dakikada 2 sezonluk dizinin kurgusunu yaptım burada. Bravo. E niye uğraşıyor o zaman bu kız benimle? Ya o şampiyon. Süheyla bizim gerçekten evli olmadığımızı bilse bizi evlendirmeye mi çalışır? Tam tersine herkese söyleyip bizi buradan paketlemeye bakar. Doğru tabii. Doğru tabii. Öf. Vallahi bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bakalım bir yerde patlayacağız ama nerede patlayacağız merak ediyorum. Patlama falan yok. Patlama diye bir şey yok. Gidiyoruz işte yolda yavaş yavaş toparlaya toparlaya. Erman yolda düzülür. Büyük patlayacağız. Acayip patlayacağız. Ağzını hayra aç ağzını. Sus be. Zaten pamuk küpliğine bağlı her şeyimiz. Demir. Sultanım ne haber? İyidir. Nedir bu? Bilmiyorum. Nedir? Kağıt baba ne bir şey yapmış. Sinirlendirme beni. Kağıt olduğunu ben de görüyorum. Bak
Burada bir şeyler yazıyor. Bir sır var burada. Allah Allah. Bu sırrı bilenler varmış. Yarısını bilenler varmış. Bir de hiç bilmeyenler varmış. Senin adın iki yerde yazılı Demir diye. Sultanım. Hı. Bilmece mi bu? Laşantemi mantarıya bağlamış olmasın? Ya bırak şu mantarı şimdi, hatırlatma bana. Aman evladım, ben bu kağıdı mutfakta buldum. Burada Yasemin diyor, Ateş diyor. Dediğim gibi senin adın iki yerde geçiyor. Hadi babaannesinin güzel oğlu. Söyle bakayım, nedir bu sır? Ne sır olacak babaanne ya, Allah aşkına şu yani... Ulan ben yanlış bilmedim mi? Neyi? Neneyi, Afrikalı forvet, yeni transfer. Ya sultanım bak bir şey soracağım sana. Sakin ol. Akşam ne var sultanım bizim evde? Ne var akşamı bizde? İsteme. Tamam, burada ne yazıyor? İsimler. Onun bir listesi olur ya. Ha. Vat be sultan. Davetli listesi. Davetli listesi. Hadi bakalım. Şu güzelliğe bak. Güzelsin, yalan mı? Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Ama size çok zahmet verdik Perihan Hanım. Ne zahmeti Nedret Hanım, ne zahmeti. Yasemin bizim de kızımız sayılır. Hem bana iyi geliyor, biraz kafam dağılıyor, kendime geliyor. O zaman söz verin, en kısa zamanda biz de sizi ağırlayacağız. Tamam, tamam söz. En kısa zamanda inşallah. Ay hadi ne yapıyorsunuz? Millet gelecek, siz hala kek, poğaça, börek izliyorsunuz. Yengeciğim çabuk. Tamam canım, bitti bak. Şirin kız, gel. Öyle süslenip kesinip ortada gezmek yok. Al şunları, hadi götür çiçeği. Ver. Hadi hadi kızlar, biraz hızlı. Kıza Şirin'e dedik ayol, atom karınca çıktı. Tam benlik kız, valla. Tam benlik. Her şey hazır değil mi kızım? Hazır babacığım, hazır. İyi. Çelik oğlum. Bu ne hal? Üstüne bir çeki düzen ver. Olmaz böyle. Vereyim üzere amca. Hadi hadi, acele et. Babacığım, ben yukarıda bir şeyler unuttum da onları alıp geleyim. Hani her şey hazırdı kızım? Heyecandan baba ya, heyecandan unutmuşum. Hemen alıp geleyim. Hadi hadi, çabuk, çabuk. Bekliyorum. Şöyle. Nasıl? Ya ben seni tanımıyor muyum? Bozuldun işte. Ama vallahi Süheyla'nın işi. Giydirdi etti. Ben sana bir şey sordum mu? Üzülme diye anlatıyorum. Süheyla ile Şirin bir oldular. Yok makyajdı, elbiseydi, bilmem neydi. Ben böyle biri miyim ya? Tamam Yasemin, bana ne anlatıyorsun ya? Ben geçsin bitsin gitsin istiyorum, bir şey yok yani, tamam. Keşke her şey bir kabus olsaydı. Ben de uyanıp sıradan hayatıma devam etseydim. Bensiz hayatım. Ben seni yine bulurdum ki. Hatta sen de beni bulurdun. Belki bir parkta, bir otobüs durağında, belki mantıcının önünde. Mutlaka karşılaşırdım. En baştan başlardık. Hem özgür olurduk. İstediğimiz gibi severdik birbirimizi. Güzel olurdu değil mi? Olurdu be Yasemin. Çok güzel olurdu. Ama ne bu bir kabus? Sana seni istemeye gelmedi, yalan. Hepsi gerçek. Hem de yaşam burada sayılamayacak kadar gerçek.
Allah'ım. Ne olursun bitsin bu kabus. Uyandır beni ya. Ateş, bu böyle çok mu basit bir şey oldu? Daha özenli bir şey, özel bir şey mi yaptırsaydık acaba? Hiç gerek yok halacığım. Bence gayet yeterli. Zaten Yasemin sevmez pek öyle şatafatlı şeyleri. Bunlar gayet güzel. Zarif, kibar. Tam bizlik. İyi oldu yani değil mi? İyi, merak etme. Şey peki, Emin Bey gelmiş midir acaba? Ay gelmediyse bekleyelim, beraber girelim içeri. Bir arayayım istersen. Ara bakalım. Heh, geliyor. İsteme işini ciddiye almış ha. Çok şıksın. Biz de tam seni arıyorduk. Hani geç mi kaldın? Yok ya, biz de şimdi geldik zaten. Girelim mi? Tamam. Hadi. Ya nasılsın? Heyecanlı. Ya orası malum, onun için demiyorum, diğer mesele. Ya aynı şeyler işte, yine esti gürledi. Gözü bak ben... Emin, bunları başka zaman konuşsak. Tabii, tabii, tabii. Çocukların mutluluğunu gölge düşürmeyelim. Hadi. Geldik. Geldik. Geldiler. Her şey tamam mı? Tamam tamam, her şey hazır. Yasemin nerede? Yasemin. Geliyor geliyor. Dur ben açarım. Ay dur kız, sen niye açıyorsun ya? Yasemin istemeye geldi. İnemiyor ya. Açtım işte. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Helaldir, hakkını ver. Yakışıklı olmuş yalnız. Kıvırcık, bayağı yakışıklılar değil mi maşallah? Abi maşallah, aynen. Var ya, ben de sana çok güzel bir kız bulacağım. Kendi ellerimle evlendireceğim seni Kıvırcık, hiç merak etme. Merak eden de biri, hiç merak etmiyorum ama. Yasemin'cim. Teşekkür ederim. Efendim bu... Size layık değil ama. Aman efendim, ne zahmet ettiniz. Teşekkürler. Ne demek? İçeri geçelim, buyurun. Buyurun, buyurun. Yok yok, siz buyurun. Buyurun, buyurun. Ben geçeyim madem. Buyurun. Kimse geçmiyor. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. İyiyiz efendim, sağ olun. Siz sormalı. İyi diyelim, iyi olalım. Tabii, tabii. Celal de çok isterdi Yasemin Ateş'in bu mutlu ününe şahit olmak ama... işte Ayşen'im de gitti zaten. Evet. Allah kavuştursun. Hiç böyle bir zamanda yapılır mı canım böyle işler? Oğlan bizim değil, kız bizim değil. Bize ne bunlardan? Anneciğim, yine huysuzlandınız. Uykunuz falan mı geldi? Yatsanız mı acaba? Ne münasebet? Çocuk muyum ben? Görüyorsunuz değil mi? Oğlum yok ya. Beni itip kakıyor böyle işte. Kızım, sen sakın böyle yapma. Gelinler, kayınvalideleri sözünden çıkmazlar. Babaannem ne şakacı ya. Şakacı, şakacı. Sus! Sevsek, sevsek konuşma sen orada. Efendim? Babamız yok mu? Babamız yurt dışında maalesef, maalesef. Tabii bu böyle acele olunca yetişemedi. Aman hiç önemli değil canım. Sonuçta Emin Baba yanımızda. O da çok sevdiğimiz bir aile dostumuz, sağ olsun. Bizi kırmayıp geldi. Yalnız yanlış anlamayın. Emin Baba dediği aslında hani bizim orijinal dayı figürümüz bu. Dayımız oluyor. Tabii ki ama demin kardeşim sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Bugünlük ödünç aldık diyelim. Erkek tarafı oldu ama kusura bakma. Bugün öyle oldu oğlum. Başka zamanda sana bir kız isteyeceğiz yani. İnşallah dayı, inşallah.
Biz de şu kahveleri şey yapalım. Yürü. Kahve işi alacakmış. İşte biz de. Ay bayağı bayağı isteyecekler seni. Çok heyecanlı. Acaba ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşacaklar kızım? Havadan sudan konuşuyorlar. Hep böyle oluyor değil mi o? Ayrıca ne heyecanlı kız bu böyle? Zaten evliler yani. Geçti gitti her şey. Olur mu canım? Yani ilk defa ailemizden kız isteniyor. Heyecanlı tabii. Ay şey mi yapsak? Damat kahvesi, tuzlu kahve. Ha? Aa vay ya dengesiz mengesiz. Ben bu kızı çok seveceğim galiba. Bak adettendir yapmak şart. Ay delirdiniz herhalde. Söyle lan saçmalama Allah aşkına. Ya. Şire sen de Allah aşkına gaza getirme şu kızı. Aa Yasemin'cim şimdi sen yapmazsan ben yapmazsam. Değil mi? Yani bu adetleri kim devam ettirecek? Hem eğlence olur hadi. Ne olacak o eğlenceli? Ateş kahve içecek, püskürtecek. Biz de ona güleceğiz. Aa komik, eğlenceli. Bak bak. Koca şimdi nasıl düşünürmüş görüyor musun? Ya tabii ki kızım ya. Çetinlerden kız almak kolay mı? Hadi hadi biz yapalım. Kız çekil şuradan. Çekil çekil çekil. Tuzsuz olmaz o iş bak. Aa şimdi. Hı. Hop. Ha. Koyuyorum. Koy. Ay. Koy koy daha koy. Daha yetmedi mi? Ha yetmez koy koy. Buna ile bakayım. Dur bakayım. Hop acı. Ha. Olmaz o. Olur olur. Ay olur. Onu da koydu. Dur o zaman hop bu da geldi. Oo oo renge bak nasıl alev alev oldu kız kahve yanıyor vallahi. Ha karabiber karabiber. Ondan da mı? Tabii tabii. Biz buna şirin dedik bayağı içinden cadı çıktı ayol. Sihir yapıyor görmüyor musun? Küçücük fincanın içimden cadı kazanına çevirdi. Ay şirin içilmez o ya. Ay içilse de öldürür zaten gider yani. Öldürmez ben tıp okuduğum için biliyorum ablacığım. Öldürürse de ben müdahale ederim. Ha. Ama o sondakine atalım. O ablacığım o ne gereksiz bir laf. Bak tek Süheyla de. Süheyla. Bak ne güzel geliyor net. Çok net. Hadi gidelim net net. Şişt, karıştırma bak şuradaki. Ben de o göz var mı ya Allah ya aşkına. Sana helal olsun be. Dibine kadar içecek ha onu. Bir şey olmaz değil mi? Kusup falan. Bir iyice burnundan duman çıkar. Kızım, önce misafirlere. Hangisi damat kahvesiydi bunun ya? İyi madem. Bunu alayım. Neyse gelmişken ben de alayım da bir daha dönme. Kahve sen alın. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bak bak nasıl çaktırmıyor. Az değil va. Az değil. Hey Ateş Efendi nasıl kahve?
Gayet güzel. Gayet güzel abi. Seninki nasıl? Güzel güzel. Sıcak biraz. İçsen ye biraz daha. Efendim, neyse. Biz gelelim asıl konumuza. İşte malum gençler birbirlerini görmüşler, tanımışlar. Hatta birbirleriyle evlenmişler. Utanmasalar çoluk çocuğa bile karışacaklarmış. Anneciğim, biz sussak mı acaba? Sustuk. Ya ne kadar zormuş bu işler böyle. İşte Allah'ın emri. Hay Allah, heyecandan. Gereksiz, gereksiz heyecanlar. Ay! Ay! Aman! Eyvah. Yandım kız! Ay, baba ne? Aman bu ne? Ay, zehir mi koydunuz bunun içine? Ne, yandım, yandım, yandım. Su verin bana, su. Bu ne, bu ne, bu ne? Babaannem üstüne bir bastı. Ya ilahi adalet işte. Tutmazsan dilini, böyle ağzına sürerler acı biberi. Kusura bakmayın, bu aralar biraz huysuz da. Önemli değil efendim. Gürüz Hanım, sözünüz kesildi. Evet, evet. Ne diyorduk? Emin Bey, siz de erkek tarafıydınız ama yardım etmiyorsunuz hiç. Emin baba, hadi. Tamam peki madem. Efendim, çocuklar adeta birbirleri için yaratılmışlar. İşte Yasemin ne kadar becerikli, ne kadar güzel. Oğlumuz deseniz Mert, çalışkan bir o kadar. Şimdi bunlar birbirleri için yaratılmışlar. Önce çok fark etmemişler. Ama sonra fark etmişler, anlamışlar. Bir sürü badire ve zorluk atlatmışlar, büyümüşler. Onlar da büyüyünce tabii aşkları da büyümüş. Tamam, öz cümle toplarsak Allah'ın emri, peygamberin kavliyle efendim kızınız Yasemin'i oğlumuza ateşe istiyoruz. Ne? Ben şeyi unuttum, arabaya kış lastiği takacaktım ben. Lastik yani. Siz de ben hiç burada yokmuşçasına devam edin lütfen. Ne oluyor ya? Dediğiniz gibi Emin Bey, madem gençler aralarında anlaşmışlar, bize de gençlerin önünü açmak düşer. Verdim gitti. Ver kız. Büyüklerin ne laf, hadi oğlum. Hadi. Şöyle. Şunu takalım. Üzeyine amcacığım, ne gerek vardı şimdi ya? Biz de adettir amca değil artık. Baba diyeceksin. Peki. Tabii. Ben şöyle hemen şey yapayım. Gerçekten çok çok güzel. Çok sağ olun. Gerçekten zahmet ettiniz yani. Değil mi? Yok, çok iyi. Çok iyi gerçekten. Neden çıktın öyle dışarı? Bir şey yok ya, ne olacak şey. Dallandım öyle, çıktım yani, takılma sen. Bu isteme işleri sana göre değil, ha? Değil ya vallahi. Ama amcamlar da yani. Dünden yazmış maşallah, hemen öyle hop diye veriverdiler kızı. Vallahi billahi ya. Yani ne yapacaktı ki adamlar neticede? Atalan Üsküdar'a geçmiş, şimdi vermesen ne olacak ne yapacak? Ama yani yine de bir bekleyelim, bir durum bakalım falan deselerdi, hemen vermeselerdi. Sebep? Kuzevi, nazevi. Ne nazı kızım, evliye bunlar. Doğru ya, orada da bir tuhaflık var ha, ben orayı anlamadım. Garip değil mi? Yemin ederim bak, sen de mantıklısın benim gibi. Benim hoşuma gidiyor böyle insanlar görünce. Bak babaannem, bak babaannem boşu boşuna söyleyecek kadın değil bunlar. Kadın haklı yani. Peki, bunlar ne zaman evlendiler? Geldiklerinden beri. Buraya evli geldiler ya. Buraya geldiklerinde evliler. Hı. Sen niye bana bunları soruyorsun ya? Sen Yasemin'e sorsana. Kuzen değil mi Yasemin senin? Soracağım. Yasemin'e soracağım da hep amcam yanında. Şimdi pot kırmayayım diye öyle ortada sormayayım dedim. Bir de sen yakın arkadaşı gibi duruyorsun. Sana sorayım dedim. Kırmazsın poto.
Olmaz bir şey. Şey yapma sen, ben havamı aldım, geçiyorum işte. Geç bakalım, tamam. Geç. Haydi bakalım, geç bakalım. Bir şeyler oluyor ama. Neyse. Aldınız mı kızı, gidiyor musunuz? Eh kızı aldık, işimiz bitti artık. Daha fazla da rahatsızlık vermeyelim. Hadi bakalım. Efendim neyse, ben yarın akşam hepinizi yemeğe almak istiyorum. Çok iyi olurdu Gülüz Hanım. Ama biz yarın dönüyoruz. Başka zaman inşallah, bir dahaki geldiğimizde. Ya. Aa, ben şimdi dünürlerimi ağırlayamayacak mıyım? Erteleseniz. Efendim, çok bile kaldık. Bahçemiz var, çiçekler var. Kurumuşlardır. Ya. Kururlar. Peki tamam, siz bilirsiniz. Israr etmeyeceğim o zaman. Ama biz sizi Balıkesir'e mutlaka bekleriz. Hep beraber. Tabii tabii, ilk fırsatta. İlk fırsatta. Teşekkürler. O zaman hayırlı olsun. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geri kız. Sağ ol, sağ ol. Anacığım, ben de sana arabaya kadar eşlik edeyim. Aa yok, gerek yok ateşim. Ben yürümek istiyorum biraz. Peki. Ben de şu tarafa doğru yürüyeceğim isterseniz. Olur. Tamam o zaman. Yalnız ikinize de çok teşekkür ederim. Yani gerçekten aile böyle bir şeymiş demek ki. Sen iyi vaziyet. İyi tamam hadi. Hadi evlat hadi. Kırk yıl düşünsem böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Hayat garip şey değil mi? Evet yani hiç yaşamadığım şeyleri yaşadım. Yani bir an ne düşündüm biliyor musun? Sanki her şey yolunda gitmiş ve biz bir aileymişiz. Gerçekten kendi çocuğumuz için oradaymışız gibi düşündüm. Ben de öyle hissettim. Yani hatta o kadar heyecanlandım ki elim ayağım birbirine dolandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ah be Gülcüz. Kocaman bir hayat vardı önümüzde. Her kendimizi hem birbirimize heba ettik. Hala var. Sen yani biz yeniden mi? Emin bizim paylaşacak, yaşayacak daha çok şeyimiz var. Ben buna varım. Herkes karşıma almaya hazırım. Hiç kimseden korkmuyorum. Sen? Sen yanımdaysan hiçbir umurumda değil. Hepsi birden gelsinler. Bir daha kalmayacak değiller ya. Benim bu Gülüz Hanım'ı gözüm tuttu. İyi insan belli. Belli de babası niye ortalarda yok? Orası pek belli değil. Güzel, boş ver. Takma kafana her şeyi. Sonuçta ateşi sevdik. Gözüm arkada kalmayacak. Heh, bak ne güzel oldu. Benim de içime sindi. En azından ateş güvenilir çocuk. Ya kızımız şu çelik gibi serseri birine kapılıp gitseydi? Demir, oğlum. Bir şey mi istedin canım? Ya. Şu dilini tutamıyorsun. Çok ayıp oldu çocuğa. Canım nereden bileyim ben? Geldiğini fark etmedim. Hem duymamıştır belki. Nasıl duymadı? Bence duydu. Ay ben en iyisi Yasemin'e bir söyleyeyim ağzını arasını. Kızım ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen bana bir daha bir anlatsana. Nesini anlamadın Şirin ya? Yaşlı bir adam düşmüş bacağını yermiş. Hastaneye de gelmek istemiyor işte. Gidip yarısına bakacaksın. En fazla iki dikiş atıp paranı alıp döneceksin o kadar. Hastaneye niye gitmiyor ya? Zengin bunlar kızım. Kendi doktorları, hemşireleri falan var. Benim hastaneden arkadaşım Pelin de özel hemşireliklerini yapıyor. Şu an şehir dışında diye bana söyledi. Sen niye gitmiyorsun? Ben nöbetteyim Şirin. Bak paraya ihtiyacım var diye sana söyledim. Yoksa burada koşa koşa gidecek bir sürü insan var. Hadi oyalama beni. Tamam gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Ben sana konum atacağım şimdi. Bak acil dediler, ha sakın geç kalma, hemen çık. Tamam Ceyda ya, gideceğim diyorum. Bir üstümü değiştireceğim, hemen çıkacağım. Sen bana konum at. Tamam, hadi. Hadi bay. Ulan her bir tarafımızı yırttık, herifin gözüne gireceğiz diye.
Yine serseriyim. Yine serseri diyor adam. Ateşi tercih ederim. Yasemin nerede? Bakayım. Yok. Nerede? Yok mu yukarıda? Yok. Şey o ya, yarına kek yetiştirmek için kafeye gitmiştir. Ha, bana bir taksi numarası lazım da sende var mı? Sen hayırdır? Bu saatte ne taksisi, nereye gidiyorsun sen? Aa, hesap sormalar falan. Hesap sormak için mi, yardım etmek için mi? Ona göre cevap vereceğim. İkisi de değil. Başına bela alırsam Yasemin'e bu durumu açıklayamam diye. Sen söyle, nereye gidiyorsun? Ya önemli bir şey değil. Minik bir pansuman dikiş işim var. Pansuman? Hı. Sen yapacaksın. Ya şöyle oldu. Şimdi benim arkadaşım gidecekti aslında. Ama o nöbetteymiş. Sonra başka arkadaşları varmış. Ben yaparım demişler ama demiş ki... Şirin demiş, dikiş işinde özellikle çok iyidir demiş. Yani çünkü hocalar mesela, o benden bir sınıf üstteydi ama... Yine de ben dikişte her zaman ondan... Anladım orasını. Ne lazım sana tam olarak onu söyle. Taksi numarası lazım, var mı? Yok sana taksi numarası. Seni bu saatte tek başına taksiye bindiremem. Kesin karakolluk, askerlik bir şey olur bize. Hiç gerek yok. O yüzden ben seni götüreceğim. Ve geri getireceğim. İyi, sağ ol enişte. Nereye gidiyorsun? Ben nereye olacak? Üstüm başımı değiştireceğim. Bu halde gidemem herhalde. Çabuk ol çünkü ilk vakam. İlk vakam olduğu için ben onun kıvancını ve heyecanını duyuyorum şu an. Çabuk git gel. Kıvanç ve heyecan duyuyorsun. Sanki bana kalp ameliyatı yapacak. Yalnız sadece 15 dakikam var. Arabadan hiç çıkmam. Arabada kalırım. 15 dakika sonra da oradan giderim. Ben onu 5 dakikada hallederim. Minik bir pansuman. Ben onu 5 dakikada çözerim. Sanırsın kalp ameliyatı yapacak. Arabada bekleyeceğim pansuman diyorsun. Niye sürekli arabada bekleyeceğim çünkü. Allah Allah. Bu çocuk da hep bana atar gider. Konuşmayacak mısın? Ne? Ne bileyim, bir şeyler söyle, susma. Kolay mı öyle konuşmak? Hiçbir şey olmamış gibi davranmak falan. İstediler kızım seni bugün. Gözümün önünde Allah'ın emriyle istediler. Ben hiçbir şey yapamadım. En ön koltuktan, tribünden izledim. Yani babanın seni ateşe verişini anlıyorum yani. Benim için kolay mı sanıyorsun ya? Elinden tutup babamın karşısına geçip sevdiğim adam bu diyememek kolay mı? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ana baba mevzu yokken iş başkaydı yani. Siz tak tak evcilik oyunu tadında geçiyordu. Şimdi nereye gidecek bu iş ya? Nikah mı basacaksın? Bu nasıl soru ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Hayır, ben seni bu kadar severken böyle bir şey yapar mıyım? Yapma sakın. Yapmam tabii. Yapmam. Hadi söylemeyecek misin? Bir saattir soruyorum. Neyi? Bu araba, o ev, bu her olaya uygun kombinler. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Yasemin'le kuzen olduğunuz o kadar belli ki tepkileriniz bile aynı.
İyisi şu, arabalara merakım var. Güzel giyinmeyi seviyorum. Eğer bu senin için bir sorun teşkil etmiyorsa. Çatı katı bugüne kadar yaşadığım en sıcak yuva. Ne oldu? Merakını gideremedik mi? Yo, giderdin ama son söylediğin cümle bir ince içimi sızlattı. Hadi in, hadi. Tamam canım, söyleme, özelse yani. Şirin. Ha. Geldik, in. Ha, burası mı? Burası. Dur bakayım, ben burasıyım, bekle. Ya bu araba çok alçak ya, zor biniliyor bunda. Yavaş kapa kapıyı, yavaş. Allah Allah ya. Boş burası. Yanlış mı geldik acaba? Eğer arkadaşın adresi yanlış göndermediyse öyle bir ihtimal yok. Benim arkadaşım bana yanlış yapmaz. Şu kapıyı çalsam mı acaba, öğreniriz ha? Çaldım ya demin. Merhaba. Bak, eko yaptı. Boş, bak. Merhaba. Buraya eko dinlemeye gelmedik. Şu arkadaşını arasana. Tam bir adresi öğrenelim. Bak ama bak. Burası dendi. Merhaba. Merhaba. Şirin Hanım, siz misiniz? Evet, benim. Buyurun. Buyurun. Ama bana burası dendi. Şimdi size şöyle açıklayayım. Kısa bir yolculuk yapmamız gerekecek. Şimdi beyefendi, acaba şöyle mi yapsak? Siz başka birilerini mi arasanız acaba? Ha? Maalesef. O kadar zamanımız yok. Acele etseniz iyi olur. İşte. Silah var. Gördüm, gördüm. Enişte kadar başına taş düşsün senin. Şimdi şöyle açıklayayım. Şimdi beni aradı çocuklar, arkadaşım dedi ki... Çocuklar, hanımefendi ve beyefendiye yardımcı olun. Bana yardımcı dediler ki küçük derken, bir pansuman yapılacak sadece. Bir şey yok aslında. Ben o yüzden... Der. Sarılmak çok iyi geldi. Ne diyorsun ya? Bir de bana sordu. Ayşen gitti, ev yandı, kafam yarıldı. Ha, istemem mevzunu hiç söylemiyorum bile. Büyük dengem kaçtı orada bana. Demir. Ha. Babamın seni sevmesi niye bu kadar önemli? Seviyorum ben Hüseyin amcayı. İyi biriyim ben de yani. Bir de sanki hani böyle aramızda müspet bir elektriklenme gibi bir şey oldu. Yani bir baş başa muhabbet etsek sanki buzlar kırılacak gibi. Manyak mısın oğlum sen? Bu mu yani sebebi? Bir, sen dedin ki kendini babama sevdir. Demek ki senin için önemli. İki, hani artık nasıl olacaksa bilmiyorum, bütün bu yalanlar gün yüzüne mi çıkacak? Halının altına mı itelenecek? Ne olur bilmiyorum ama bir noktada artık alacağım bizimkileri, geleceğim Balıkesir'e. Niye? Hüşmerim aşkına. Ha? Kızım, alacağım işte anamı, babamı, babaannemi, geleceğim. İsteyeceğim seni. Allah'ın emriyle yani. Sen çok mu seviyorsun babamı? Ya ben senin babana öldürürüm. Çok seviyorsun da. Demir. Hı. Ben o kahveyi getirirken sana getirdiğimi hayal ettim, biliyor musun? Yemin ederim. Ben niye öyle kaldım öyle, biliyor musun sen? Ben de aynı şeyi hayal ediyorum. O kar lastiği mevzu ondan oldu. Ben o kahveyi bir gün sana getireceğim. Getireceğim. Biliyorum. Ama
Ama bir şey rica edeceğim ben. Hı. Allah aşkına kahveyi Şirin yapmasın. Seni almadan ölmek istemiyorum. Oğlum manyak mısın? Şirin niye getirsin sana kahveyi? Sen beni isteyeceğim. Şirin niye getiriyor? Şerefsizim, kıskançın sen. Ya bu ne? Ben getireceğim tabii. Ben yapacağım. Yapacağım, getireceğim. Hepsi bizim. Nasıl tipler var kızım senin çevrende? Ne demek benim çevrem? O benim çevrem olabilir mi? Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Ne demek ne diyorsun ya? Senin gözünden başıma gelmeyen kalmadı. Şu adamların tiplerine bak. Balyozla, çekeçle düzeltmeye kalksan belediyeden izin almak lazım. Ben mi gel dedim? Ben mi gel dedim? Ben mi dedim? Bakın kardeşim, söyleyin o Necati'ye. Onu kıskandırmak için öptü beni. Zaten kendisi karımın kuzeni sayılır. Kuzeni hatta. Necati mi? Yok ya, bu işte. Ya ben de sonradan öğrendim Yasemin'in kocası olduğunu. Necati'nin mi? Yok ya, bunun. Bir saniye şimdi. Kuzen olanlar kim, sevgili olanlar kim? Abi, yani heyecanlı bir şeye benziyor ya, merak ettim. Ya ben zaten sabah nezarette öğrendim bunun kocası olduğunu. Nezaret mi? Ha. Ya bu arada burnuna ruj sokulan abi nasıl? İyi mi? Ya tamam, ben dayanamayacağım artık ya. Ya bu Necati ne pis bir adam çıktı ya. Hem beni aldatıyor, sonra peşimden adam göndermeler falan. Tamam, ben halledeceğim Necati'yi. Bu arkadaşı salın. Allah Allah. O iş o kadar kolay değil işte. Ne diyeceğim ben Yasemin'e? İşte, tamam benim sevgilim olmayabilirsin ama sonuçta Yasemin'in kuzenisin. Böyle bırakamam seni bir başına Necati'nin eline. Yeter. Kesin lan. Kim lan bu Necati? Ben bile inceden uyuz olmaya başladım bu Necati'ye. Bir dakika ya, siz Necati'nin adamları değil misiniz? Yo, değiliz. Özür dile. Çabuk benden özür dile. Özür dile bana. Şu an özürden çok daha büyük bir problemimiz olabilir. Bir saniye. Kardeşim peki siz kimsiniz? Hı? Nereye götürüyorsunuz bizi? Bakın burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Bana pansuman var dendi. Bana da. Yanlış anlamadınız Şirin Hanım. Pansuman için geldiniz. Bu da alacağınız para. 10.000 lira. Yok, bunda kesin bir yanlış anlaşılma var. Böyle bir küçük bir pansuman için çok fazla para. Keşke bir özele falan götürseydiniz, daha az verirdiniz. Konu bizim için daha özel beyefendi. Ama bu parayla birçok yere kapanırdı. Bu para pansuman için değil Şirin Hanım. Göreceklerinizi unutmanız, kimseyle paylaşmamanız için. Kalanı iş bitince alacaksınız. Kalanı? Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu kritik sanırım. Bakın isterseniz belki Necati'dir. Senin telefonun çalıyor. Benim telefonum. Telefona ihtiyacınız olmayacak. Benim arabada kaldı zaten. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. 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 Tut beni, tut beni. Gel. Abi. Necati'nin kuzeni Yasemin miydi abi ya? Necati'nin. Yürü. Nasıl yer burası ya? Ambiyans güzel. Aslında. Çok güzel. Ambiyans. Hoş geldiniz abi. Hoş. Durumu nasıl? Aynen. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Eşkalinizi alıyoruz. Sebep?
Necdi Baba'ya bir şey olursa sizi bulmanız daha kolay olsun diye. Aman Allah korusun canım, Necmi Baba'ya niye bir şey olsun ki, değil mi? Sonuçta sizin Necmi Babanız, bizim de Necmi Babamız, değil mi Şirin? Tabii zaten ne olabilir ki yani? Küçük bir pansuman. Minicik bir pansumancık bu. Hadi acele edin, durumu acil. Tabii hemen acele edelim. Hemen bitirelim şu pansumanı, hemen gidelim Şirin. Evet, kendisi asılmalı, hemen onu halledeceğiz biz, evet. Dertlere bak. Beyefendinin bacağına yara yok. Olsa diğerleri tamam yani. Onu demiyorum. Şimdi beni beyefendinin bacağındaki küçük bir yara için pansumana çağırdılar. Yani kendisinin vücudunda demirden çok kurşun var. Küçük bir pansuman için o kadar para kim verirdi ki zaten? Şirin Hanım, ne duruyorsunuz? Başlamayacak mısınız? Şimdi şöyle, beyefendi zaten... Bunun, bu operasyonun burada olmasına imkan yok. Yani bu göğsündeki kurşunları... Öncelikle şunu merak ediyorum, yakın mesafe mi? Arkadan? Tamam. Mümkün değil kısacası bu iş. Yani çevirip beyefendiyi sırtına mı vuralım? Yani nasıl çıkacak bu kurşunlar buradan? Burada olmaz bu iş. Evet, asistanım çok doğru bir noktaya değindi. Necmi babanın ameliyat edilmesi lazım. Ama bunun için de bazı şeylere ihtiyacımız var. Mesela yeterli ışık gibi şeyler lazım, steril ortam. Mesela beyefendinin yarası antiseptik bir solüsyonla temizlenmeli. Şey gibi, alkol. Onun da zaten bu saatte satışı yasak. İyi madem, biz o zaman izninizi isteyelim. Çünkü bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gidelim. Doktor Hanım. Doktor Bey, buyurun. Siz madde mi kullanıyorsunuz? Efendim? Siz madde mi kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle anlatayım ben. Bir hekim olarak beyefendiyi ameliyat edebilmemiz için steril bir ortama ihtiyacımız var öncelikle. Ne bileyim, bir alet edevat falan, bunlara ihtiyacımız var. Steril, burası steril bir ortam mı, bakıyoruz. Değil, burası şey mesela, burası... İnstalasyon olur. Evet, burası bir depo. Bir fotoğraf çekimi için çok uygun. Dizi olur. Klip olur. Klip çekilir, popçu klibi mesela, yeni çıkan. Aynen. Bakın bunlar şey olur. Bak şeyde hani böyle kötü adamlar kaçırır, bağlarlar. Kas da zaten hazır yapıyor maşallah. Estağfurullah. Onun için söylemedi yani, siz kötü adam olduğunuz için değil, ama tip olarak çok uygunsunuz. Şey olur, after party olur. Çok güzel olur. Şimdi, ortam bunun için çok uygun ama ameliyat için uygun değil. Bakın olsa şey gibi düşünün mesela, minimum şartlarda ben bunu yine hallederim. Bakın, Türk filmi izlemişsinizdir. Orada hani ne bileyim, bir tas, sıcak su, havlu, efendim, ağzına ağaç sıkıştırılır, bir ağaç parçası. Ben o kurşunu şey yaparken, ısıtıp çıkarırken sıkılır falan. Onlar olsa ben yine hallederim. Bakın, çıt, tek seferde, ama yok olsa... Ben bizzat kefilim, kendisini yapar. Fakat siz şimdi gerekli alet edevatı toplamadan bizi buraya getirmiş bulundunuz. Dolayısıyla biz zan altında kaldık. Yani biz bu ameliyatı üstlenemeyiz gibi bir durum var şu an. Dediğim gibi olsa hemen. Ayhan. Buyurun. He? Nasıl? Buyurun. Ameliyathane burası. Mükemmel. Hastamızı alabiliriz.
Allah'ım ben ne yapacağım şimdi ya? Ya böyle olur zaten. Ne yapacağım ben? Böyle ellerini acıp hastayı alalım demek de olmuyor. Sonra tıp okuyorum, tıp okuyorum. Al, hasta burada. Kurtar bizi. Hadi. Başlıyoruz. Neşte. Bana bak. Sen yapabileceğine emin misin? Çek elini çek, elini çek. Ekartör. Şimdi gel buraya. Tut şunun ucunu, kemiği açacağız. Tut, tut. İyice bastırmamız lazım. Hadi, üç deyince. Onu bana bırak. Biraz yardım et, kemikleri açmam lazım. Tut, tut. Zorla. Zorla. Bir, iki. Ha. Evet. Aspir etmemiz lazım. Orada hortumlu bir çubuk var. Onu hortum... Ha. Onu koy. Yapınca kanı çekiyor. Anladım. Yalnız biraz acele mi etsen acaba? Hastanın tansiyonu düşüyor da. Panik ettirme beni Ateş, panik ettirme. Tamam ben panik ettirmiyorum ama o fotoğrafımızı sosyal medyaya koymak için çekmediler Şirin. Acele et. Ya ne yapabilirim? Öğrendiğim kadarıyla yapıyorum. Ben de öğrenciyim. Farkındayım. Öğrenci oldum. Zaten öğrendiklerini sorguluyorum ben şu an burada. Ya herhalde suikasta uğramış mafya dersi vardı da ben mi muaf oldum ondan? Ay, kurşun çok şey olmuş. Sıkışmış, sıkışmış kurşun. Görüyorum, görüyorum. Allah'ım kurşun çok sıkışmış. Gördüm. Gördüm derinde. Çekil bana bırak. Ne? Çekil bana bırak. Geri ne? Çekil. Geri çekil. Geç bu tarafa. Ne? Geç bu tarafa. Saçmama be. Geç. Geç bu tarafa dedim. Ay sanki bana ateş hekim oldu ya. Şu havalara bak. Sen sıradan bir ateşsin ya. Ekartör. Küçük ne? Olan. Sen nereden biliyorsun ya küçük ekartörü? Peki tamam. Açtık adamın göğsünü. İçerideyiz. Burada bunu mu tartışalım? Ekartörü nereden biliyormuşum? Ya doktorum ben doktor. O yüzden biliyorum. Versene şunu artık. Ver şunu. Doktor musun? Ne? Evet doktorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Bak Allah'ım çok şükür yarabbim. Kuz sıkışmayınca Hızır yetişmiyor. Hızır geldi. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Çok şükür. Baba. Necmi baba. Yok bir şey yok. Öldürürüz mü lan babayı? Panik yok. Panik yok. Ölmek yok. Kurtuldu diye dua ediyorum ben. Ameliyathanemi terk eder misiniz lütfen? Burası steril bir ortam. Çık dışarı. Hadi hadi. Hadi beyefendi hadi. Van ve Azar'ın bittiyse şu ekartörü alabilir miyim artık? Hemen hocam. Yavaş. Aç, aç şunu. Yavaş, yavaş. Heh. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Biraz sıkışmış o kurşun. Farkındayım. İçeri değilmiş derine. Adamın içine damlayacak. Terimi al. Terimi. Diğer taraf. Gel güzel. Tamam. 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 Sakin. Aç biraz daha. Aç biraz daha. Aç, 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 aç. Bir tane daha küçük ekartör olması lazım. Yok mu orada? Maalesef yok hocam. Ben bir şey deneyeceğim izninizle. Hocam. Öyle bir şey mi var ya? Bir... Yavaş yavaş. Güzel. Evet güzel. Evet. Sağ ol hocam. Şimdi. Hastayı kapatabiliriz. Dikiş bende. Portekiz.
Hı hı. Hı hı. Gayet güzel. 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 Gayet başarılı bir sütun. Yalnız motifli bir şey oldu bu. Bayağı kaneviçeden kalp yaptı adamı. Hocam tebrikler. Sayenizde bir ameliyatın üstesinden geldik. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sen olduğun için benim başım yine belada. Sayende bir mafya babasını ameliyat ettim ben. Ya Allah Allah, iki güzel bir şey söyledik. Car 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 car. Ne güzel kurtardık işte adamı. Bak mis gibi. Haydi bakalım. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda bakın. Yolunda, yolunda. Hiçbir şey yok. Çok gibi. Şimdi şöyle özetleyebilirim ben bu durumu. Necmi baba lütfen. Genelde bu tarz operasyonlarda birden fazla komplikasyon görülür fakat... Yani şimdi bizim de bu konuda bir takım katkılarımız var fakat... Necmi babanın iradesi... Bu durum ortadan kalktı. Tabii ki bizim de gayet başarılı geçti operasyon. Hiçbir sorun yaşanmadı yani... Tabii. Kısaca böyle geçti yani. Gayet başarılı. Evet. Çok çok başarılı bir operasyon oldu. Şimdi şöyle bir saniye hocam. Ben bütün ilaçların takviyesini yaptım seruma. Ama takdir edersiniz ki açık yara. Dolayısıyla hastamızın antibiyotik kullanması gerekiyor. Birazdan kalbi durabilir. Gidelim artık. İğne yapmamız gerekiyor. 12 saatte bir yapmanız gerekiyor. Hocam bölüyorum. Kusura bakmayın ama bizim yetişmemiz gereken bir hastamız daha var. Hatırlatmak isterim. Evet hocam buyurun. Dediğim gibi iğneleri sakın unutmayın. Bir buyurun de hocam. Bütün her şeyi yaptık. Biz hiçbir komplikasyon yok. Teşekkürler. Yani bu durumu şöyle özetleyebilirim. Necmi baba gerçek bir savaşçı. Böylesini görmedim. 12 saatte bir. Şimdiden 12 saat. Tamam. Teşekkürler Şirin Hanım. Paranız ve cep telefonunuz burada. Bu olanlar aramızda kalırsa İyi olur. Tabii sizin açınızdan. Hangi olana? O şeyden. Aferin, akıllı insanlarsınız. Baba? Necdi baba bizim her şeyimizdir. Sizler onu yaşattınız ya, Allah da sizin ömrünüze ömür versin. Aman efendim, yani ömür dediğiniz nedir ki? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider zaten. Necmi baba! Necmi baba öldü! Öldürdünüz Necmi babayı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Necmi baba öldü! Ne? Hey!
Ulan Ceyda. Ah Ceyda. Ah şuradan bir kurtulalım, seni bitireceğim kızım. Şu an hayatımızı kurtardın, farkında mısın sen? Öyle hayat kurtarmak mı olur, yok diye biliyordum ya. Çattık ya gece gece. Ver şu telefonu. Bu taraftan, bu taraftan gidip ana yola çıkacağız. Yürü. Ana yola çıkarsak gizlenmemiz daha zor olmaz mı? Öyle değil işte. Anayola çıkacağız ama paralelinden, ormanın içinden gideceğiz. Çaktın, hadi. Çaktım. Gel. Gel kendim kalkarım. İyi, hadi başla gör. Dur, 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 tut, 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 kayıyor, tut, tut, tut. Hadi gidiyoruz. Küçük bir pansumanmış. Pansumanın geldiği hale bak. Masada kalan bir mafya babası, onun silahlı adamları peşimizde ve ormanda kaybolduk. Ama hata bende. Niye iniyorsun kardeşim arabadan? Niye iniyorsun yani? Ben mi dedim sana in diye ya? Sen çıktın arabadan koruma içgüdüsüyle. Allah Allah. Ne yapsaydım Şirin? Ha? Ne yapsaydım? Seni orada 3 tane eli silahlı adamla mı bıraksaydım? Ayrıca hadi bıraktım diyelim. Yasemin'e nasıl açıklayacaktım ben bu durumu? Çekmiyor mu hala telefon? Yok çekiyor, ben senden saklıyorum. Çekmiyor işte. Çekmiyor. Ha, kaybolduk değil mi biz şu an burada? Kaybolduk. Çekmiyor bu. Ne yapacağız ya? Kaybolduk mu biz şimdi? Ne duruyorsun ya öyle? Ne duracağım? Onun için duruyorum. Yok. Ben oralara gelemem. Sebep? Yok. Yani ne işimiz var ya bizim kulübede? Sen hiç film izlemedin mi? O kulübelere gidince olaylar karışır. Ben gelemem oraya. Vallahi çok korkarım ben. Şirin. Sen koskoca, aklı başında bir tıp öğrencisisin. Şu kulübeden mi korkuyorsun? Ya şu halime bak. Ben o kulübeye giremem. Ya hiç film izlemedin mi sen? Bak vallahi o kulübeye gireriz. Başımıza bin türlü şey gelir. Kesin öyle şeyler olur. O kulübede ne var bilmiyoruz zaten. Ben giremem. Giremem. Gerçekten giremem. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben bu riski alıyorum. Sen? Peki. Bir telefonu ver, feneri açayım ben. Telefon bende. Ver şunu fenerini. Gel gel, kimse yok. Gel. Güzel. Ay, burası çok pis. Ben burada duramam, benim alerjim var. O kadar haklısın ki. Şöyle yapalım. Sen şuradaki telefondan housekeeping'i ara. Ben bir duşa gireyim, sonra yiyecek bir şeyler bulalım, olur mu? Of. Ya Şirin, en azından şömine var. Yani dışarıda donmak istiyorsan yine de sen bilirsin ama ben buradayım. Ama o şömineyi nasıl yakacağız ki? Ateş olsa gerek. Aa, o zaman işte ateş burada. Sen varsın ya, ha? Soğuk. Zaten içerisi de soğuk. Bence bu soğuk esprilere bir dur da artık, tamam mı? Bir kibrit çakmak bir şeyler saçmalayacağını, hadi. Hapşi! İyi yaşa. Boş. İki numara geliyor. Dur dur, bugün Hızır günü. Bak kul sıkışınca Hızır yetişiyor. Kesin olacak bak. Hadi bakalım. Bakayım. Kutunda neyi seviyorsun? Yani yanımda sen olduğuna göre
Kesin küçük. Üç. Vallahi var. Üç tane var. Üç tane yeter. Şimdi odun bulmak lazım. Nereye odun? Sensin odun. Dışarıda odun. Bir koca ormanın içindeyiz. Ne demek nerede odun? Hadi. İyi dur. Ben de geleceğim. Burada tek başıma duramam. Yarasa çıkar, gurt çıkar. Korkarım ben. Hem bak fenerim de var. İyi. Kalifiye eleman. Yürü. Bunlar biraz nemli gibi ama. Yağacak, yağacak. Ama alerjim var demiştim. Kaldı iki. Geri bas. Söndü. Tamam tamam. Şimdi bir tane sen, bir tane ben. Son bir tane daha kaldı. Bak bu donmazsa yanarız ateş. Bence donarız. Ay ne oldu böyle ya? Ağzını kapa, ağzını kapa. Bir şey soracağım. Bizi burada bulamazlar değil mi? Bence bulurlar. Ha? Yani ateşi yaktık. Ya bunun dumanı da var. Yani tek ihtimal bizi aramaktan vazgeçmiş olmaları. Ay nasıl sabır edeceğiz burada ya? Ha? Adamlar gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun kurdu var, kuzusu var. Babada kaldı benim aklım. Bak ben hiç iyi değilim şu an. Şu an bir şey yapmamız lazım. Böyle ben sabah sabah edemem. Bana bir şey bul. Konuş, bir şeyler anlat. Bir aktivite. Tamam. Anlaşıldı. Sen bu ilk hasta sendromunu yaşıyorsun şu an. O yüzden susmuyorsun değil mi? Evet. Anladım. Bir şey yapalım, bir şey yapalım. Dans edelim mi? Oyun oynayalım. Oyun oynayalım, oyun. Oyun. Ne tarz? El kızartmaca biliyor musun? Parmak savaşı. Kralıyım diyebilirim. Gönder. Sen kaşındın madem. Hangisiyle başlıyor? Parmak savaşı. Tanıştırayım. Şampiyon. O işler öyle olmuyor. Gel bakalım. Gelsin bakalım. Ya sana neden haber vermedik? Kesin bizi merak etmiştir. Daha doğrusu seni merak etmiştir. Niye? Beni niye merak edecek ki? Evli olduğunuz için olabilir mi? Kocası olduğun için olabilir mi? Ha, sen o anlamda diyorsun. Yok ya, Yasemin'le bizim aramızda öyle bir şey yok. O bana güvenir. Ne demek? Benim kuzenim kıskançtır. Yani kaç saattir aramıyoruz. Delirmiştir o meraktan. Şuradan biliyorum. Benim burcum akrep, onun yükseleni akrep. Yok ben burçlarınızı bilmiyorum da şöyle ki bizim aramızda öyle bir durum yok. Yani Yasemin bana güvenir, sen merak etme. Ha, tamam benim kuzenim birazcık salaktır ama sana niye güvensin ya? Ben şunu anlamadım, kocasına güvenmesinin nesi salaklık burada? Ha, kocasına güvenmesi değil salaklık olan, sana güvenmesi salaklık.
O ne demek şimdi? Şu demek, ya sen nezarette anlatmadın mı? Karımla kavga ettim, kız arkadaşımla atıştım diye. Bunları ben mi söyledim? Ben dedim. Ama ben o anlamda söylemedim onu. Yani şöyle anlatayım, Yasemin benim her şeyim. Karım, kız arkadaşım, arkadaşım, sevgilim. Ben onları o anlamda söyledim de sen yakalayamamışsın tabii haliyle. Necati de öyle söylüyordu. Tabii. Kesin hepiniz böylesiniz ya. Bu aldatan erkekler. Ya ben bunlara savaş açmıştım. Ne oldu ya o savaş? Allah Allah. O savaşın içinde ben yokum. Ben hiçbir kadını aldatmadım. Tamam. Ayrıca senin o primitif sevgilin Necati ile aynı kaba konmak asla istemiyorum. Sen şimdi boş ver Necati de bana şeyi söyle. Siz Yasemin'le ne zaman tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Ne kadar oldu? Oldu bayağı. Nasıl bayağı? 6 ay kadar falan işte. Hayır yani. Benim kuzenim öyle hop diye evlenmez. Evliliğe karşıdır. Ne oldu? Bir şey mi yaptın kıza? Nasıl ikna ettin? Sen ne yaptın? Kesin bir şey yaptın. Ha? Bir oyun mu oynadın? Bir Ali Cengiz mi? Ya da kalbine mi dokundun? Kalbine sen dokunamazsın. Kesin bir Ali Cengiz var burada. Ne yaptın? İkna ettim. Hepsi bu. İyi bir ikili olabileceğimiz konusunda ikna ettim. O da sağ olsun ısrarcı davranmadı. Hepsi bu. Aa, hareketlere bak. Hareketlere bak. Şu hareketlere bak ya. Yok. Yani Yasemin benim gibi değildir. Gerçekten. Yani bir ince salaktır ama burada başka bir şey var. Yasemin'e saf diyorsun ama bence o saflığı biraz kendine mi arasan acaba? Çünkü Yasemin seni beni suya götürür, susuz getirir. Ne iş var ya bu işte? At kızım. Ya ne yapacağım Yasemin'e ya? Birbirimizi seviyoruz işte. Neyi anlamıyorsun ki? Bunun neresi zor? Bu işte bir iş var. Allah Allah. İyi, sen çöze dur. Tamam. Ama sessiz olursan sevinirim. İş bana bak. Kaybettiğin önünü tekrar edin mi? Şu an bir sucuk olsa da şurada içeriz. Yemin ediyorum çok acıktım ha. Ayşe'nin ne yapıyordur acaba? Bir arasak mı? Anneciğim daha bu saatte uyuyordur kızcağız. Şöyle yapalım, kahvaltı bitsin öyle arayalım ha. Değil mi? Uyuyordur. Ben dedim size, göndermeyelim şu çocuğu dedim. Zaten o da biraz düşünseydi aklı başına gelirdi, gitmezdi. Biz yani onu göndermezdik aslında ama şimdi babası ölüm de şeyindeymiş. Ne yapacaksın? Ne diyeceğim buna? Bir şey diyemezsin. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Aa baba. Gel baba gel. Otur otur. Demirciğim otur, otur. Ay Celal ne oldu? Celal gel. Ya niye erken geldin? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yok ya, kötü bir şey olmadı. Her şey yolunda, merak etme, otursana. Yarın döneceğim demiştin. Öyle de işte biz bütün işlemleri dün akşamdan bitirdik. Onlar da bu akşam uçacaklar zaten. Ben de beklemeyeyim dedim, ilk uçakla döndüm geldim. Ah baba ya, kızı niye yalnız bıraktın? Ah neydi belirsiz birine böyle verdiniz şu çocuğu. Ben size ne diyeyim be Celal? Bir sakin olun ya, ben bırakır mıyım öyle kızımı? Resepsiyondaki çocuk Allah razı olsun yardımcı oldu da hastaneye yarattırdım. Fransa'daki. İşte o da yardımcı oldu. Konuştuk ettik. Adam gerçekten o hastanede yatıyormuş. Ama durumu da her gün daha kötüye gidiyormuş. Doktorların söylediğine göre sürekli kızını sayıklıyormuş. Ah ya. Üzüldüm be Ayşem'a. Yani tam ailesini buldu. Tekrar mı kaybedecek kızcağız? Ya ne yapalım kızım yani, takdiri ilahi. Ben de ne yapayım? Ana kız baş başa kalsınlar dedim. Oyalanmayayım, döneyim dedim. Atladım geldim işte. Keşke bendekisi. Hiç olmazsa yanında olurdu. Celal, sen aç mısın yavrum? Bir tabak getirelim sana. Yok. Çay. Hadi. Sağ ol anneciğim. Yedim, sağ olasın. Çok var. Keyfinize bakın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Buyurun. Buyurun. Biz kalmayalım. Malum bir yolculuk var. Ama olmaz. Şöyle bir kahvaltı yapın. Buyurun oturun hadi. Biz yolda bir yerlerde yeriz. Hiç zahmet etmeyin. Olur mu canım öyle şey? Gelin işte hep beraber ederiz kahvaltımızı. Buyurun buyurun. Hadi babacığım daha vaktimiz var zaten. Bir şeyler atıştırın. Hadi geçelim bari. Gelin gelin gelin. Hadi babacığım. Gelin. Söyle kızım tabak getirsene misafirlerimize. Tamam babiş. Sağ ol şüpheyim. Hocamın bakışından anlarım ben. Celal amcacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Ayşen gitti mi? Bu akşam uçuyorlar işte. En yakın zamanda Allah kavuştursun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Süheyla. Hı? Şirin kalkmadı mı hala? Bilmem. İçeride yoktu. O
hazırladığımız yatakta Şirin yatmıyor muydu? He. Yok. Çıkar bir yerden ya. Ay. Bu kız böyle habersiz ortadan kaybolmazdı. Bir şey olmaz. Olmaz, olmaz. Kim bilir yine kimin kafasını yarmakla meşguldür bir şeyden. Çetin familyasının kadınlarının uyuyan insanlarla derdi bitmeyecek mi ya? Ya ne demek yüzümü parmaklamak ne demek ya? Ya nasıl bulandırma şekli bu ya? Aklım çıktı ya. Hey, Allah'tan yakalanmadık. İyi hadi kalk. Kalk gidelim de yakalanmadan yolumuza bakalım. Nereye gidiyorsun? Şöyle kahvaltılık bir şeyler alacağım. Geleceğim burada ısıtır yeriz omlet momlet. Ben gelemeyeceğim galiba. Ne oldu? Tutuldum. Neresi tutuldun? Sırtım. Neresi? Aa! Aşağı devam ediyor belli ki. Aa! Aa! Hocam ne yapacağız? 12-13 bu. Ha? Kütleteceğiz. Alternatif tut diyorsun. Yani en alternatifi bu. Hadi bakalım şimdi. Yavaşça kalkıyorsun. Üstü iyice. Gel. Yavaş yavaş. Tamam tamam. Şey. Şimdi gel bakalım. Şimdi. Burada. Ne burada gel. Nerede? Gel işte. Tamam sakin. Üç dediğimde. İki. Üç dediğimde. Bir. İki. Hadi bakalım. Nasıl? Sana helal olsun be. Biz de boş değiliz, biliyoruz bir şeyler. Ateş biraz yavaş yürür müsün ya? Kusura bakma yürüyemem Şirin. Farkındaysan ormandayız. Adamlar bizi yakalarsa nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerde gömülü olmak istemiyorum. Telefon çekerse polisi ararız. Polis. Dünden beri ne diyeceksin polisi arayıp, ha? Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Memur bey, biz bir adam öldürdük. Affedersiniz memur bey, o sadece basit bir adam değil. O bir mafya babası ve adamları da peşimizde mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Adamı biz öldürmedik ki. Hayda. Ya öyle olsa bile ne fark eder? Adamlar bizim kim olduğumuzu, nerede yaşadığımızı öğrenecekler. Telefondan konum alsan daha mantıklı. Tam haritaya bakalım bari, ha? Ya çalışmayan telefonun bize ne faydası olacak? Sen bana güven. Boş ver. Ben sana güveneceğim. İyi tamam güvendim. Plan ne? Yürüyoruz. Aa, ya sana helal olsun ya. Şeytanın aklına gelmez bu. Yürü. Geldi bile. Bu tarafta. Gel buraya gel. Gel gel. Ver bakayım onu. Bak buradan diyor. Sola dön diyor. Böyle iyi ki tam şey belli olsun. Sola dön diyor. Bu tarafta. Saçma. Sola dön. Ben sana söylüyorum. Benzinci bu tarafta. Dön o tarafa gidiyorsun. Sola dönün diyor. Ateş açmıyor. Kızım boş ver, çocuğun işi gücü vardır. Biz gideriz. Aa, kayınvalidesini, kayınpederini yolcu etmeden pes. Olur olur. Biz kimseyi işinden gücünden alıkoymayalım. Ya ben bırakırım üzere böyle bir şey. Lütfen. Ne münasebet? Kızım çağır şuradan bir taksi.
Buyurun efendim, yetkini devir için imzalanması gereken belgeler. Teşekkür ederim. Güzel. Avukatın okumuştur ama istersen sen de okuyabilirsin sevgili kardeşim. Nasıl olsa vaktimiz bol. Şu anda sadece imza yetkisini bana devrediyorsun ama çok yakında bütün hisselerini vereceksin. Sen okuduysan gerek yok abi. Yetkilerim artık senindir. Tadını çıkar. Halacığım, rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Aşk olsun canım, rahatsızlık olur mu? Müsaitim tabii, söyle canım. Ateş acaba orada mı? Yok, burada değil. Evde değil mi? Yok. Acaba Yalı'ya falan mı geldi dedim ben. Hayır, gelmedi. Allah Allah. Yasemin, kavga falan mı ettiniz? Ne oldu? Yok, yok, yok. Hiç öyle bir şey yok. O demek ki sabah erkenden kalktı, kafeye falan gitti. Ben gider bakarım. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yok, gelmedi ama şimdi ben de merak ettim. Haber alırsan beni de haberdar et, olur mu? Tamam. Yok. Ateş yok mu? Fabrikaya gitmiş o ya, acil bir iş çıkmış. Ne fabrikası ya, sizin fabrika mı var? He, Ateşlerin fabrikası da mı var? Ya, ya bir sürü fabrikaları bilmem neleri, bir sürü bir şeyleri var ya onların. Ha, şu fabrik... Tak çıkar yok mu? Çat 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 şey, kolu bulu şey oluyor. O işte fabrika o. O. Tamam. Acaba tavuk çiftliğine Ateş'i mi ortak etsem? Şirin nerede? Şey, Gülriz Hanım onu da kafeye giderken görmüş. Herhalde kafeye geçti babacığım. Üzeyir, biz Çoğlan'ın evine hiç gitmedik. Kayıp mı oldu? Ha, Gülriz Hanım'ın da size çok selamı vardı. Aleyküm selam. Aleyküm selam kızım. Hanım, hadi biz kalkalım. Hadi, hadi. Bu kadar tantana yeter. Efendim, yedik içtik. Her şey için hakkınızı helal edin. Helal olsun efendim, estağfurullah. Her zaman bekleriz. Taksi de geldi zaten. Celal Bey. Kızım, neredesin sen? Yasemin, sorma başımıza gelenleri. Başımıza? Ha, Ateş'le benim. Ateş de mi seninle? Allah, ne yapıyorsunuz kızım siz? Dur, bak annemler gidiyor şimdi, arayacağım ben sizi. Sakın o telefon kapanmayacak, duydun mu? Sakın. Yasemin'le konuştum ya şimdi. Amcam var, gidiyormuş. Üzeyir amcalar gidiyor muymuş? Bak görüyor musun, ayıp oldu insanları uğurlayamadık da. Sen amca mı dedin? Şey, baba yarısı. Hı. Amca baba yarısı anlamında. Hı. Şimdi ben yeni damat olduğum için duruma çok alışamadım. O yüzden. Hı. Yani. Hı. Nasıl olmuş? Mahalle yanıyorsan saç tarıyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok acık. Ölüyorum aşkım. Bir iki atıştırmak alıp buradan uzayalım. Tamam, tamam. Al, Allah hadi, al, al, hadi al, al. Tatlıya sarıldı benim tatlıya. Beyaz çikolata mı aldın? Çikolata mı? Beyaz çikolata mı? Niye beyaz çikolata mı? Sevmiyorum ben beyaz çikolata. Allah Allah, her şey sana mı göre oldu senin için? Sevdiğin şeylerden burada var. Duymuyorum hanımefendi, ne diyorsunuz? Pofuduk ne kadar pofuduk. Ne kadar? Duymuyorum. Hanımefendi, bir tane pofuduk ne kadar söyleyin işte ya. Ha, 5 TL. Ah!
açmıyor bu kız ya. Allah Allah. Ay Şirin. Neredesiniz kızım siz? Ya Şirin, başınız dertte, gelin bizi alın hemen. Ne derdi? Ne diyorsun kızım sen? Ne halka konuşuyorsun siz ya? Konum atıyorum şimdi ben, tamam mı? Şarjım çok az. Çabuk gelin. Hayır, konum olmaz. Bana bak Yasemin. Bana bak, konumdaki benzinci var ya. O benzinden biraz daha ileride bir ormanlık yol var. Oraya gireceksiniz. Oradayız biz. Demir'le gelip hemen bizi buradan alın, tamam mı? Hemen. Yasemin. Kapandı, kapandı. Şarj bitiyor, şarj. Bitmiş bile, bitmiş bile. Şimdi geliyorlar mı? Yok, kimse yok gibi. Bu ne? Allah'ını seversen, hayatımıza mal olacak şey şeker miydi ya? Şeker miydi Şirin ya? İyi, kimse yok, tamam. Ya ne bekliyorsun burada? Adamları mı bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Gelsene şöyle. Ben gelemem. Ya tamam. Tamam. Şirin arada başları belalaymış. Gelin bizi alın acil diyor. Sesi de kötü de. Başları kimleymiş ki bu? Ateşli. Aa. Bunlar ne oldu ya? Bunlar böyle belalı ikili mi olacak bizim başımıza? Ne olacak şimdi? Nerede vermiş? Bilmiyorum ki. Konum atacak Şirin. Heh, geldi galiba. Bakayım. Ya bu şehir dışı. Uzak mı? Yani trafik yoksa hemen gideriz. 2 dakika yürü. Yürü. Aceleleri var gibi gittiler bir de. Neyse ya hadi. Biz hazırlıklarımızı yapalım. Birazdan müşteriler gelmeye başlar. Şahip, ört bakalım masayı. Aslanım benim. Selam. Selam Muhsin. Sonra gel Muhsin. Buldum. Şahane bir çiftlik yeri. Şu ayıp. Sen ne yaptın sermayeyi? Konuştun mu Süheyla'yla? Ben mi? Aldın mı sarı bilezikleri? Lafı bir araya getiremiyorsun, getirdin de bana dokunuyor. Şup! İndir onu ver. Ne yapıyorsun sen ya? Hayır bu sermayedir, çiftliktir, nedir yani? Yoksa sen benim arkamdan bir işler mi çeviriyorsun ha şu ay? Ya aşk olsun Süheyla, senden gizli bir şey yapabilir miyim? Bu bizim şey var ya, tavuk çiftliği. Hı. Orası için bir yatırımcı bulmuştuk. Onunla ilgili bir konuşmamız vardı. Dilersen bunu yemekte konuşalım. Gel, gel menemen yapayım sana. Gel, gel. Bihter'le Behlül bizi bekliyor. Gel canım. Muhsin ne? İşi mi? Hayırdır inşallah bunlar bir iş çeviriyor mu? Allah kahretmesin ya. Çekiştirme sen. Yavaş yavaş. Geç. Ben buraya otururum bak artık, yeter. Yeter. Ha? Ay kimmiş ya bu? Kimimiz hırsızlık mı yapmış olduk ha? Yani benim boğazımdan haram lokma mı giriyor şimdi? Günah mı girdim ben? Ya Şirin biz adam öldürdük. Sen bunu mu sorguluyorsun şu an? Hı, adamı biz öldürmedik. Onun vadisi gelmişti zaten. Biz biraz yardım ettik gitmesine. Acı çekmesin diye. Öyle düşün. Ha, ne diyorum ben ya? Adam mı öldürdük biz ya? Ha? Biz bayağı adam öldürdük. Biz katil olduk değil mi? Biz katiliz biz. Yok şimdi katil demeyelim. En azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben operasyon sırasında kurşunları gayet temiz çıkardım. Fakat yarayı kapatırken... Orada da dikkatimi çekti ama söylemek istemedim. Yeteri kadar gergin bir ortam vardı zaten. Orada bence sütürü atarken yanlış bir şey yaptın. Yani ters keskin iğne kullandığın için orada bir hata olmuş olabilir. Bir komplikasyon orada yaratmış olabilirsin. Saçma ama işin kötüsü sadece o değil. Bir de motifli sütür attın adama. Asıl sıkıntı bence burada. Bir saçma sapan konuşmaz mısınız lütfen doktor bey? Ben onu ters keskin iğneyle atmasaydım dokuya zarar verirdi normal keskin iğne. Bu nasıl bir doktorluk ya? Ayrıca... Ben orayı kalp yaptım ki adam öbür tarafa şey gitsin diye. Ben öldürdüm değil mi ya adamı? Katil oldum ben ha? Katil.
mi oldum ben ya? İlk hastam ya. Yok yok, öyle bir travma yaşama şimdi, daha yolun başındasın. Moralini düşürme, böyle şeyler olur. Böyle şeyler olur fakat şu var. Şöyle düşünelim. Ben şimdi mezun bir doktor olarak bu operasyona girdim. Sen de benim yanımdaydın. Bir öğrenci olarak asiste ettin beni, tamam mı? İçin rahat eder yani. Ben seni asiste ettim. Kesiyi ben açtım, yarayı ben kapattım. Ben seni asiste ettim, öyle mi? Ha? Ben mi asiste... İyi tamam, sen öldürdün adamı, oldu mu? Helal, helal, helal. Ya ben bayağı adamı öldürdüm ya. Ya tamam tamam, sen de hemen düşüyorsun ya. Al şekerli. Beraber yaptık, ne yaptıysak beraber yaptık. Başından sonuna kadar oradaydık. Şey gibi ama değil mi, tehlikeli ikili gibi. Yok, o pek öyle olmaz çünkü biz herhangi bir tehlike yaratmıyoruz. Biz olsa tehlikeden kaçıyoruz, bizim olayımız bu. Ya, pasif gibi ya. Doğru. Biz iyiymiş yeter, iyi gidiyor mu? Açım, ne yapayım? Geceden beri ağzıma bir şey mi attın? Tamam, çek. Başımıza neler geldi ya? Düşmüş yeter, iyi. Bitti adam, bitti. Biz katil mi olduk şu an ya? Olmadık ya, şunu bir çıkar artık, at kafandan ya. Ama onun validesi gelmişti zaten. Hayda. Bize ne validesi ne? Biz işimizi yaptık, bitti gitti, kapattık. Bu kadar. Şarjım bitiyor demişti. Bitmiş herhalde. Kapalı. Ya bırak isabet, Allah'ını seversen ya. Yürüyen felaket kız ya. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billahi. Ya. Allah Allah. Ayşen'le Süheyla'yı olsaydı aynı şey böyle demezsin ama. Onlar benim kardeşlerim. Şirin benim neyim? O da benim kardeşim. Allah Allah. Ya istemiyorsan söyleseydin. Ben kendim gelirdim Demir. Ya, tamam mı Yasemin, öyle söylenmiş bulundum ben yani. Kusura bakma. Söylenme. Kızın başı dertteymiş ya. Ne yapayım? Birisi kardeşim, öbürü kader ortağım. Ne yapayım yani? Bırakayım mı onları kendi haline? Ayrıca sen bunu onlar için değil, benim için yapıyorsun. İstemiyorsan yapma. Tamam Yasemin, kusura bakma. Ben özür dilerim yani. O kader ortağınla arana girmek istemezdim yani. Ateş! Merhaba babaanne. Merhaba Şuayip. Buyur babaanne. Bugün de dans şampiyonuyuz herhalde. Geç bakayım şöyle. Buyur babaanne. Ben gideyim. Süheyla. Süheyla seni kurtaramaz. Neyden? Bildiklerinden. Ne biliyorum ki ben? İşte ben de onu soruyorum sana. Ben de. Senin bildiğin benim bilmediğim nedir? Çabuk söyle bana. Üçgen iç açıları. Babaanne, senin kafan mı güzel böyle mantar falan? Kafam çok yerinde. Bu yerinde hali. Ne bileyim, gözler bir deli deli bakıyor da. Bak şimdi. Ayşen biliyor, Demir şüpheli. Sen biliyorsun, Süheyla bilmiyor. Çok garip değil mi? Senin bildiğini Süheyla bilmiyor. Şimdi söyle bakalım bana. Süheyla'nın ve benim bilmediğim. Ama senin bildiğin nedir? Çabuk söyle. Burası sırlar odası Şuayip. Eğer bildiklerini bana söylemezsen, sen de sır olursun. Tamam babaanne. Uzun zamandır bu sır beni de çok rahatsız ediyordu. Madem sen de öğrendin artık. Anlatayım da rahatlayayım bari. Hadi gel. Gel kahve içelim. Şuayip. Buyurun. Şuayip. Seni sevsek. Sen nasıl olsa akşam olacak bu eve geleceksin. Günaydın. Günaydın Gülriz. Çocuklar gelmedi herhalde.
Ha yok, daha gelmediler. Ya Emin, ben evde böyle bir kutu buldum. Bu antika bir şey. Anahtarı falan da yok. Açamadım, sen anlarsın diye sana getirdim. Bir bakar mısın? Bakayım. Ciddi kilitleri yok bunların ya. Çabuk açılır. Hatta bir çatalla bile açılabilirim. İnceli kurabiye. En sevdiğim. Biliyorum. Ben bunları senin elinden sevmiştim. Seninle sevmiştim. Kendi ellerimle yaptım zaten. Hmm. Kutu antika ama kurabiyeler taze diyorsun. Oldukça. Ben de daha yeni kahve yaptım. Tek başına içmeyi düşünmüyorsun herhalde. Yani bir bardağım daha olabilir mi bakayım? Yeniden başlamaya hazır mısın Gülriz? Herkese rağmen yeniden sevmeye. Dünkü kahvenin yerini tutmaz ama... dünkü kahvenin hatırda tadı da çok farklıydı. Biliyor musun? O kadar etkilenmişim ki... bütün gece rüyamda gördüm. Yani... bizim çocuğumuzmuş. Gerçekten babaymışım. Konuştuklarımızın etkisi herhalde. Sırtındaki bu yükle hiçbir şeye başlayamazsın Gülriz. İtiraf et. Ateş senin oğlun de. Gelmiyor musun? Geliyorum. Orman yolunun karşısına, o benzinin karşısına ormana girdiler. Girdik yani. Ver bakayım şunu Allah yani. Allah Allah, al bak be. Aa, ya bu sefer ne diyorsun, onu yaptım ama ya. Burada bir şey de yok ki. Yasemin. Şişt, Demir. Yasemin. Demir ki. Demir. Yasemin. Ay. Demir. Ha. Arabayı çalıştırdı arabayı. Çıktı mirketler bak. Çalıştır arabayı, çalıştır, çalıştır. Arabayı çalıştırın diyor. Tut beni, tut. Yürü, yürü. Ay! Ne oluyor? Sakin ol ne ya. Oluyor? Ne oluyor? Hiç sormayın. Çok acayip bir şeye bulaştık. Asla ben bulaştım, yine onu bulaştırdım. Bir daha. Bir daha? Ay ne oluyor, anlatın ya. Ya kötü adamlar bizi öldürecekler. Ne? Ya şu an konumuz hiç değil. Hiç bu değil. O yüzden hemen arabaya binip uzaklaşalım. Aha geliyorlar işte. Ya manyak mısınız? Nasıl ya? Ya lan yürü. Enişte, enişte bir şey yap enişte. Enişte. Bir şey yap enişte. Ya, şu an ne yapıyorum sanıyorsunuz? Kim lan bunlar? Şu Haydar'ı versene bana, bir çeksen. Ay geldi. Sonunda Haydar. Haydarlık durumu çoktan geçtik gibi. Dibi, dibimize geldi. Geldi, dibimize geldi. Aa, geçemez, geçemez. Soldan arabalar geliyor. Geçemez, geçemez. Geçemezse silahlı şey, kafamıza kurşun sıkarsın amca. Kafamıza tıkacak, hepimizi öldürecek. Hepimizi, sizin yüzünden biz de öleceğiz. Ya dikkatimi dağıtıyorsunuz. Bir bağırmadan sakince konuşur musunuz? Ya sen bir tuhaf kullanıyorsun ha. Bak, Demir sen geç ya. Geç sen geç direksiyonu. Nasıl geçeceğim? Çek, çek. Ya sakin olun. Babamın arabası zaten. Neyin sakin? Kardeşim ödüllü ralliciyim ben. Sakin olun. Neyse ne? Rallici, ralliciye bu. Ralliciğim oğlum sen yok musun? Mimarsın, doktorsun, cerrahsın, rallicisi, kafan var. Bu ne be? Ne doktoru lan? Doktor musun sen? Ya derdin bu mu şu anda? Oğlum sen doktor bir adam mısın, mimar bir adamsın? Ne lan? Ama açtıysan garantisi tutmaz ki. Yok, garanti işi komple bitti zaten. Yok, göğsünü ben açtım, o dedi kurşunları. Ben tıp okuyorum ya orada. Ay Allah'ım, geldi yerde gülümse.
sakın ne yalan bu. Tamam tamam. Bana bak, gidip peşimizden. Demir, Demir direkt soldur. Demir direkt soldur. Tut tut. Ay. Ay saçma sapan iş yapayım ben. Ben de. Tapala gazı tapala tapala. Gazı tapala tapala. Ne yapıyor bu arabayla, nasıl tapalasın gazı? Gaz mı tapala bu arabayla? Ya sen ben neler öyle yaptım bunda, sizin haberiniz yok. Tapala şunu bak, ara gazı. Brr, brr. Ya daha yeni. Araba ağlıyor, ağlıyor. Ver. Hadi bakayım. Ay! Kullanmak bu ya. Böyle bir araba kullanma şekli yok ya. Ay. Hayret bir şey. Ne lastik kaldı. Yemin ediyorum kusacağım ya. İyi misin Yasemin? Dur tutayım ya saçını. Kusacaksan Yasemin, şey yapma. Yasemin burnundan tamam, diyaframına doğru nefes al. Diyaframına. Diyaframına çek onu. Burnundan nefes al. Kafanı aşağı şey yapma. Burnundan nefes al. Ben zaten burnumdan nefes alıyorum Şirin. Sinirden. Ya tamam kusura bakmayın, ben de biraz hızlı kullandım ama sonuçta adamları atlatmak için yani, biz de keyfimizden yapmadık. İyi misiniz siz? İyisiniz. İyi gibi görünüyorsunuz. İyisiniz. İyisiniz. İyi falan değiliz Ateş. Allah Allah, ben de keyfimden kullanmadım işte. Açıklıyoruz biz de durumu. Ya siz ne arıyorsunuz burada? Ormanın ortasında, şehrin dışında ne yapıyorsunuz siz? Bu adamlar kim? Neden sizi öldürmek istiyorlar? Bunların mantıklı bir açıklaması varsa ben iyi olacağım. Yok bırak bırak. Vallahi billahi bırak bak. Tiplere bakın, paçalardan akıyor şu bunlar. Yasin bunlar bitmiş ya. Siz bir şey mi söyleyeceksin? Ha. Söyle. Biz aslında şöyle anlatıyorum bakın. Bu biziz, bu adam. Sonra biz birini öldürdük. Sebebi oldun işte kuzenimin. Oğlum manyak mısınız lan siz?